Evet değerli izleyenler, saatlerimiz 11'i gösteriyor. Ben Nisanur Çay'dan son durum programıyla gündeme yakın ilişkileri sizlere aktarmaya çalışacağız. Tabii öncesinden hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum. Sonra genel başlıkları değerlendireceğiz. Eski Devlet Bakanı Doktor Masum Türker ve Profesör Doktor Mazhar Bağlı bizlerle birlikte. Günaydınlar efendim, nasılsınız? Çok teşekkürler. Günaydın Sayın Bakanım. Saygılar efendim. Günaydınlar değerli hocam. Hürmetler, saygılar size de. Evet, bugün HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı çıkarmaması meselesini konuşacağız tabii ama ondan öncesinden de İyi Parti Milletvekili Yavuz Bey'in, Yavuz Ağırdıoğlu'nun ifadelerini biraz değerlendirmek istiyorum. Bu arada çok kusura bakmayın, hastayım, çok konuşamıyorum. Özür diliyorum sizlerden ve izleyicilerimizden. Şu şekilde bir açıklamada bulundu, çok netti. Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız dedi. Bu pusu kurulmasını net bir şekilde HDP'yi hedef alarak söyledi. Yani HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyip desteklemeyeceklerini İyi Parti bilmiyor muydu? Bunu soracağım. Bir başlığı daha değerlendirmek istiyorum. %25'i %75'e dayattılar dedi. Geriye kalan önemli ifadelerini değerlendireceğiz ama Masum Bey, isterseniz sizinle başlayalım. Pusu kurulmasından bahsetti. Biraz değerlendirelim. Hiç mi duymadılar? Çünkü kulislerden bile birçok halkın bile bildiği bir isimdi. Yani HDP'nin aslında destekleyeceği. Çok açık değil miydi? Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu olma olasılığı 14 Aralık'tan sonra başladı. Bunu hep söyledim. 14 Aralık'a kadar aday olma iklimi yoktu. 14 Aralık'ta Ekrem İmamoğlu'nun yargı kararından sonra artık iklim siyasette Kılıçdaroğlu'nun aday olması halinde seçilme olasılığını ortaya koymaya başladı. Bu nedenle yapılan anketlerin çok etkisinde kalmışlar. Yani şimdi anketlerden hep belediye başkanları öne çıkarılıyordu. Tabii diyeceksiniz ki bu anketlerin ve medyadaki tartışmaların etkisini bağımsız başvuran adaylardan medyanın destekleri isimler 6.000'in üzerindeyim 8.000-27.000-15.000 diğer medyadan hiç adı geçmeyen hatta şu adları da saydımken ilk kör saygılar ve diğerleri denip çıkıyor. Onlar da medyadan yararlanan medyanın bu gücünden yararlanan o medyanın etkisinde kalarak diğer medya başkanlarının daha şanslı olacağını varsaydılar. Ve tabii o diğer iki belediye başkanı nedeni hangisi seçilirse o belediye AK Parti'ye geçmiş olur. Yani gülsememek lazım. İstanbul'da geçirmeniz demek AK Parti'ye %20'sini Türkiye'nin AK Parti'nin yönüne geçmiş oluyor. Ankara'yı geçirirseniz işte 15 civarında ele geçmiş oluyor nüfus itibariyle ve şey. Şimdi bunları kata aldığımız zaman bu arada diğer adaylar yani o kısımda yalnız masa bağlamında yapın ilk parti dahil ikili görüşmelerle altta görüşmesiyle sağlanan avantajlarla da elde ediliyor. Burada %25'ten kastettiği diğer dört partinin evet demesi de %5 kendi partilerin kendi işlerinde böyle bir şey ama yapıyor. Diyor ki onların dediği oldu, bizim dediğimiz olmadı. Evet. Bu noktaya getiriyor. Aslında tabii bu çıkışı da yaparken de hep hangi savunuldu? Sanki Kılıçdaroğlu aday olursa HDP burada söz sahibi olacak. Peki İmamoğlu aday olsaydı ne olacaktı? Ona da şans tanıyordu ya. Sanıyor ki HDP aynı şeyi söyleyecekler. Ben Sayın Ağar Alioğlu'nun yaptıklarını kendi partisinin hala memnun olmayan bu durumda HDP'nin varlığının etkisinde olanları bir nevi konsolide etmeye yarar. Ama tabii bazen hesap ettiğiniz gibi de olmuyor. Laflar bazen ileri geri kaçıyor. Başka ummadığın şeyler oluyor. Ve onların da önümüzdeki günlerde ne olacağını göreceğiz. Ama
Bu çıkışına karşılık tedbir olarak altılı masa, yani İyi Parti'nin de içinde olduğu karar merceği şunu yaptı. Yarını beklemedi, ayın 24'ünü. İttifakın yalnız bu 6 partiyle sınırlı olduğunu, başka pazarlık yapılmayacağını belli etmek üzere altılı masanın altısı da gidip ittifak protokolünü verdiler. Çünkü denebilir ki, gerçi şöyle bir imaj belki insanlarda doğmuş olabilir. İşte Sayın Kılıçdaroğlu'na aday göstermek için, daha Kılıçdaroğlu'na aday gösterme hakkı yalnız İyi Parti şeyde var. CHP'de var. Diğer partilerin bir araya geldiği zaman %5 aşma imkanları yok. Çünkü seçime girmemiş partiler. Onun için onlar ayın 24'ünde, yani yarın verilecek protokolü verdiler. Buna karşılık dikkat edin, iki ayrı heyet gitti. Bir protokolü veren heyet, ikincisi de o heyetin ardından Kılıçdaroğlu'nun adaylarını gösteren heyet. Böylelikle Sayın Aralioğlu'nun yaratmak istediği işte bu ittifak bozulabilir mi olasılığı da ortadan kalkmış oldu. Şimdi her ne kadar bazı kişiler 7. ortak HDP diyorsa 7. ortak değil. HDP'nin de hiçbir şey istemediği ortada. HDP genel kanı olan muhakkak Tayyip Erdoğan değişmelidir ögesinin bir aktörü, bir birleşeni olarak görmek lazım. Yani onlar eğer bu konuda Cumhur İttifakı'nda değişim sağlayabilirlerse, parlamentoda da çoğunluğu sağlayabilirlerse daha özgür, daha rahat siyaset yapacaklarını varsayıyorlar. Yani tıpkı 2012'lerde, yani AK Parti'nin o açılım konusunu gündeme getirdiği günlerdeki gibi, daha önceki çok partili anlayışın koalisyonların olduğu dönemdeki gibi hak edeceği varsayıyorum. Evet. Bu nedenle İnar çıkışı yalnız kişisel oldu. Beni kendisi de dürüst bir şekilde, samimiyetle bunun kendi görüşü olduğunu, partiyi bağlamadığını ve partinin şeyi dışında olduğunu söylüyor. Evet. Şimdi Mazhar Bey'e soralım. Yani baktığımız zaman İYİ Parti'nin içerisinde bu tarz çatlaklıkların, serzenişlerin olabileceğini düşünebilmek çok normal bir şeydi. Yani çok da üstün bir zekaya sahip olmaya gerek yok. Bir gazetecinin, dediğim gibi sıradan bir halkın da farkındalığında olan bir konuydu. Çünkü milliyetçi bir kesimdi. HDP'nin şimdi tabii Masum Bey, siz bir taleplerinin olmadığını dile getirdiniz. Mazhar Bey'e de soracağım ama efendim siz nasıl bakıyorsunuz? Zaten tahmin ettiğiniz bir sonuç muydu? Masanın içerisinde mi, değil mi, gizli mi? Şu an en çok tartışılan konu bu. Siz ittifaka dahil olmasalar da söz sahibi olacaklarını düşünüyor musunuz? Yani ben bu masanın 29 Ocak'ta bir telefon programında dağılacağını söylemiştim. Hatta o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir arkadaş, biraz da hem akademik ünvanımda hem de yaptığım yorumda böyle çok müstehzi bir edayla gülümseyerek karşılık vermişti ve böyle bir ihtimal yok. Tabii sonradan masa dağıldı. Şimdi yani suya bakarak söylemedim, bir kehanette de bulunmadım. İşin sosyolojisinden bahsederek, siyasetinden bahsederek söylüyorum. Türkiye'nin kabaca bir tasnif yaptığımızda, evet, muhafazakar milliyetçi kesim %60 civarında, hadi sol liberal ulusalcı kesim %40 olsun. Ama bu %60'tan %10'luk bir parti çıkıyor, diyor ki siz gelin, ey geri kalan %60 hepiniz gidin bir halk partisine oy verin. İyi Parti bu rolü üstlenmek suretiyle aslında baştan beri yanlış bir iş yapıyor. Dolayısıyla bundan bir siyaset üretilemez. Yine aynı şekilde bu masanın etrafındaki bütün aktörlerin hiçbirisinin kendine ait bir vizyon ortaya koyma imkanları kalmadığından dolayı, az önce Sayın Bakanımızın da buyurduğu gibi, esas itibariyle konu Erdoğan nefreti ve karşıtlığı üzerinden yürüyor. Bu tabii ki böyle bir şeyler olabilir. Yani böyle bir talepleri, istekleri, böyle bir kişisel hesaplaşmaları elbette olabilir. Ama bunun toplum katında bir politik projeye dönüştürülmesi ve gerçekten de insanların buna gidip büyük bir umutla yönelmesi bence çok mümkün değil. Yani benim kişisel bir hesabım birisiyle varsa insanlar bana bu imkanı tanıyabilirler. Ama ayrıca bana bir güç verip hadi git bu adamın kafasını kır tabiri caizse,
demezler. Yani bu çok siyaseten mümkün olan bir konu değildir. Öte yandan bu zaten hani bilinen bir konuydu. Sıkça gündeme geliyordu. Bu denklemin içerisinde hesap yaptığınızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranı belli, İYİ Parti'ninki belli, diğer partilerin de 3 aşağı 5 yukarı belli. Dolayısıyla %50 artı 1 alabilmelerinin biricik yolu HDP'yi yanlarına almakla mümkündür. Bu zaman zaman çok gündeme geldiğinde de HDP'nin bunu yap yapmayacağı çok konuşuluyordu. Ben o zaman da söylüyordum. Tekrardan şimdi söylüyorum. Az buçuk hem bölgeden biriz hem de bu konuyla ilgili bir akademisyen olarak söylüyorum. HDP PKK çevreleri oturup düşünürler, taşınırlar. Kürtler için en zararlı formül hangisiyse onu seçerler. Bugüne kadar hep böyle oldu. Bundan sonra da böyle olacak. Çünkü bu örgüt, evet, var olan bir meselenin varlığı dolayısıyla ortaya çıktığı söylenebilir ya da bunun üzerine oturuyor olabilir. Ama bu meselenin çözümüyle ilgili ya da bu meselenin daha fazla dallanıp budaklanmasını engelleyecek projelerin ya da adımların atılmasıyla ilgili konuya katkıda bulunmak için var olan bir yapı değil. İşi derinleştirmek için var olan, işi daha da büyük bir açmaza sürüklemek için var olan bir mekanizmadır ve öyle yapacaklardır. Onun için HDP'nin burada durması benim için sürpriz değil. Nihayetinde İYİ Parti'nin içerisinde Yavuz Ağar Alioğlu gibi bazı arkadaşların rahatsızlıkları varsa da bunlar zannediyorum yani çok fazlaca da bir karşılık bulmayacak. Nihayetinde şundan dolayı yani bu mekanizmanın ya da bu var olan altılı masanın gerçekten de sorunlarla ilgili öne koyduğu bir şey yok. Mesela örnek vereyim. HDP Sayın Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede sözüm ona Kürt meselesiyle ilgili bazı taleplerde bulunmuş. Bunların hiçbirisi bölge insanı ile ilgili değil. Nisan Uran'ın LGBT ile ilgili sorun Kürtlerle ilgili nasıl bir meseledir Allah'ını severseniz? Yani hangi Urfa'nın, Diyarbakır'ın, Batman'ın, Van'ın hangi kırsalında ya da hangi yerindeki var olan bir mesele LGBT'lilerin daha özgürce hareket etmesiyle çözülecek? Ya bu tür talepleri dile getiren bir partinin sözüm ona Kürtlerle ilgili bir talepte bulunuyor olması çok ironik bir konudur. Evet. Kayın meselesi belki çok konuşulabilir ama kayın meselesi de zaten Kürtlerle ya da Kürt meselesiyle ilgili bir konu değil. Daha ziyade HDP'nin terör ve şiddetle bağlantısı ile ilgili bir konudur. HDP bu şiddeti ve bağlantıyı meşrulaştırmak istiyor. Ez cümle konu şu bana göre. Esas itibariyle bu çok büyük bir Türkiye siyasetinde ciddi bir kırılmaya neden olacak. Öyle ya da böyle. Bunu hepimizin görüp farkına varması lazım. Ve hakikaten de buna yani deyim yerindeyse aslında alternatifsiz toplumun bırakılmasından da muzdarip olmak şartıyla söylüyorum. Burada HDP'nin özellikle şu son dönemlerde Türkiye'deki güvenlik politikalarının ya da güvenlik stratejilerinin elde etmiş olduğu başarı dolayısıyla HDP'nin PKK ile olan arasındaki bağ koparması talep edilmektedir. Toplumsal istekler yani toplum tarafından, kamu otoritesi tarafından, entelektüeller tarafından dile getiriliyor. Tam da bu dönemde ayrışmanın olma zorunluluğunun belirdiği bir dönemde bu altılı masanın onlarla organik bir bağ kurması onlar için bir can simidi olmuştur. Yani çok önemli bir çıkış noktası olmuştur aslında. Buna birazcık hani İYİ Partililer itiraz ediyorlar. Onların beklediği şey daha ziyade AK Parti'den böyle kitlesel bir kopuşun olup onlara katılmasıydı ama olmadı. Dolayısıyla ben İYİ Parti'nin de bu denklemin içerisinde zaten HDP'nin var olduğunu bilerek bu işe giriştiklerini ve bunun kilit bir parti olduğunu söylüyor. Sayın Bakanımız dediler ki çok fazla bir istekleri yok. Zaten HDP'nin bugüne kadar bölgedeki var olan sorunla ilgili somut olarak şunu yapın dediğine dair asla ve kata bir ifadelerini görmedim. Ya da şöyle söyleyelim. Hiçbir şekilde dile getirdikleri konular doyurulması mümkün olmayan bir etnik açlığı ifade ediyor. Dolayısıyla bu yani HDP'nin bir isteği var olması çözüm sürecinde de bir istekleri yoktu zaten. Yani istekleri yoktu derken doyumsuz bir istekler vardı. Yani şurada
duracak bir istekleri şu noktada şu kadar istiyoruz ya da bunu istiyoruz diyecekleri bir durum asla söz konusu değil. Yani Türkiye'yi parçalasalar da Türkiye'den vazgeçecek bir yapı değil PKK ve HDP. Esas konu bence burada düğümleniyor. Dolayısıyla evet, bunun değerlendirerek konuya yaklaşmak lazım bence. Evet, teşekkür ederim. Şimdi Masum Bey size döneceğim ama ya baktığımızda istek ve taleplerini bizzat Kemal Kılıçdaroğlu ile konuştukları zaman ne söylediler bilmiyoruz ama aleni bir şekilde geçen günde pazar günü de Yenikapı'da bir Nevruz kutlaması yaşandı. Sınır içi ve sınır ötesi operasyonlar durdurulmalı diyebiliyorlar şimdi. Biz de şunu düşünüyoruz. Acaba HDP hakikaten Kandil'le bağını koparttı mı? İmralı ile ilişkisini kesti mi? Tecrit kaldırılsın, Abdullah Öcalan'a özgürlük. Bu anlamda baktığımız zaman HDP dışındaki geriye kalan seçmen ve partilerde de HDP'nin böyle biraz daha diğer partilere nazaran sıkıntılı bir parti olduğunu düşünüyorlar. Yani alerjisi olan insanlar da var. HDP ile asla yan yana gelmek istemiyorum diyenler. Peki seçmende ne olacak bu durum? İyi Parti seçmeni, milliyetçi seçmen, ulusalcı seçmen nasıl bir karşılık verecektir Masum Bey? Şimdi HDP ile bir kere kimse yan yana gel. Nasıl ki AK Parti anayasa değişikliği için HDP grubunu da ziyaret ettiyse parlamento ilişkiler neyse o derece. HDP ile bir araya gelme, HDP ile yapılan bu değil. Onun için burada biraz evvel Masal Hocam'ın anlattığı gibi böyle çok aşırı bir istekleri olmaz. Onlar yeter ki parlamentoda yeterli sayıda yer alalım, yeterli sayıda bulunalım ve daha fazla gür sesimizi çıkartalım. HDP'yi ilgilendiren birinci konu o. İkinci konu da şu ilgilendiriyor. Şu anda Anayasa Mahkemesi onların konudaki mahkemenin seçimden sonraya bırakılmasını erteledi. Neden mahkemenin seçimden sonraya bırakılmasını istiyorlar kararın? Çünkü eğer karar seçim anında alınırsa hem adaylıklar düşer hem de bu konuda devletten ilerideki yıllarda seçime kadar gerekli yardımı alamazlar. Bu nedenle büyük olasılıkla ittifak protokollerini yarın akşam tamamlayacaklar. Büyük ihtimalle başka bir parti adı altında seçime gireceklerdir. Bu yönüyle baktığımız zaman HDP'nin şu anda bir amacı mecliste yeterli kendilerine göre daha fazla çoğunlukta temsil edilmektir. Şu anda zaten yapılan tartışmalar, yapılan olgulardaki en büyük hatamız tartışmacıların, yorumcuların, konuların, gündemin belirlenmesinde salt cumhurbaşkanı ekseninde bu işi ele alıyor. Halbuki partileri cumhurbaşkanlığı ekseni dışında kendi varlıkları da ilgilendiriyor. Mesela diğer dört parti yeterli oya sahip değiller. %7 barajını aşma ihtimalleri yok. Ama ne yaptılar? Bu protokol yoluyla ve bu organizasyonda var olmakla iki garantiyi aldılar. Bir, Cumhurbaşkanı yardımcısı onlardan olacak. İki, her birisinde en az bir milletvekili bakan olacak. Yani bir milletvekili sayısına göre bakanlıklar olacak ama en az bir bakan yine onlardan olacak. Dolayısıyla hiç oy almazlarsa bile bu küçük partiler bu protokola da bağlı kalındığı takdirde ne olacak? Hem Cumhurbaşkanı yardımcısı olup sistemin denetlenmesinde, yürütülmesinde söz sahibi olacaklar. Hem de ek olarak bir bakanlık daha kendi kadrolarından atanmış olacak. Böyle baktığımız zaman bu itici gücü, bu yapıyı görmek lazım. Yani buradaki mantığı görmek lazım. Onun için HDP çok fazla mı olur diye bunu tartışmak ne zamana kadar önemliydi? 6 Mart'a kadar da. 6 Mart'tan sonra artık İyi Parti içinde bir çalkantı yaratılması söz konusu değildi. Bakın mesela dün Koray Aydın Sözcü Gazetesi'ne verdiği röportajda Muharrem İnce çağrılırsa ona Cumhurbaşkanı yardımcılığı ya da bakanlığı verilmesinde bir sakınca yoktu diye bir açıklama yaptı. Bu ne demektir? Yol yürüyor demektir. Ve bu yürünen yolda artık bazı aksaklıkların bu birlikteliği bozması mümkün değil. Zaten bu birliktelik bozulursa bu ayrılık halinde de bu büyük zarar verir. Bu da bu göreceğini isten altman kısmı.
Ağır Alioğlu'nun çıkışı HDP'den çok o 3 ile 6 Mart arası Meral Hanım'a hakaret eden bazı yorumcu ve gazetecilerdi. Bakın onlarla hesaplaşmayı unutmadım. Bunu aynı işte Meral Hanım da verdiği röportajda Uğur Dündar'a söyledi. Bunu şimdilik buzdolabına koyduk. Seçimden sonra görüşeceğiz. Çünkü bu konuda yapılan haksızlıkları diye düşünüyor. Çünkü yani demokratik bir davranış yapıyoruz. Siz bize hakaret ediyorsunuz. Bakın sonuçta dönüp birleştik yine. Bu nedenle şunu söylüyor. Yani sizin o söylemleriniz bizi bir araya getirmedi. Koşullardan dolayı bir araya geldi. Bunu iyi görmek lazım. HDP de şu anda milletvekili sayısını artırmaktan başka bir şey düşünmüyor. Masal Bey, şimdi bu arada Masum Bey, sizin arada Skype bağlantınızda böyle bir zayıflık görülüyor. İnşallah gitmezsiniz diye düşünüyorum. Şu an bir problem yok, Masal Bey ile devam edeyim. Şimdi baktığımız zaman HDP de şunu söylemeyecek mi? Yani hakikaten biz geriye kalan 4 partiden belki de 5 partiden daha fazla oy oranına sahibiz. Sizin adaylığınızı destekliyoruz. Bakın aday çıkartmıyoruz. Erdoğan'ı belki de gönderebilmenin en önemli noktalarından birisini biz sahipleniyoruz. Bizim hiçbir şekilde orada adımızın gözükmemesi de ileride HDP adına bir problem yaşatmaz mı? Öncesinden de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün özel yayınında bu konuyla alakalı bir açıklamasını da dile getirmek istiyorum. Kandil'deki terörist elebaşları Altılı Masa'nın kendileri için umut oluşturduğunu söylüyorlar. Bay Bay Kemal'i Kandil'e umut veren aday olarak görüyorlar. Şimdi artık bu konuşmalar Kandil, Kemal Kılıçdaroğlu, ya seçmende nasıl bir yankı uyandıracak, biraz konuşalım. Şimdi ben hem depremde hem sel felaketinde bölgedeydim. Pek çok yere gittim orada. Tabii hem akademisyen hem eski bir siyasetçi olmam dolayısıyla da zaman zaman vatandaşlar gördüklerinde fikirlerini beyan etmeyi çok arzu ediyorlar. Toplumumuzun zaten böyle bir özel hususiyeti de var. Benim hissiyatım ve gördüğüm ilk defa seçim tarihinde HDP seçmeninin bu kadar dağınık olmasıdır. Şu sebepten dolayı, yani daha önceleri genelde partiler ya da siyasi analistler HDP ile ilgili şöyle bir yorum yapıyorlar. Çok bilinçli, mobilize, politik bir kitledir. Doğru, gerçekten de böyleydi. Halen de böyle olduğunu düşünüyorum ama bu sefer çok ciddi olarak onların, yani HDP yöneticilerinin düşündüğü gibi blok bir şekilde hareket edecek bir kitle gibi durmuyor. En azından şu anda mesela Cumhuriyet Halk Partisi açısından çok kuşkulu ve temkinli bir yaklaşım olduğunu söylemek gerekiyor bir kısmının. Yani bu belki hani ne kadar, yüzde kaçıdır, onu belki bir kamuoyu araştırmasıyla tespit etmek mümkün. Ama HDP seçmenin içerisinde gerçekten bu tarz ifadeleri kullanan ve tercihte bulunan bir kitlenin var olduğunu gördüğümü söylemem gerekiyor. Niye? Yani bir sebepten dolayı, pek çok o az önce bahsettiğim işte Türk solu dedikleri gerçekten bölge insanı ile hiçbir organik bağ olmayan, hatta bölgedeki sorunu da mevcut var olduğu düşünülen, esas oluşturan ideolojiyle ya da siyasal mekanizmayla ortak bir paydada olduğunu düşünen kişilere çıkıp metiyeler düzmesi. Mithat Bey çıkıyor. O yanına almış oldukları sol partilerin genel başkanlarının kendisinden daha ziyade onlara övgüler yağdırıyor programlarda. Bu bölge insanının içine sindirebildiği bir konu değil. Az önce de söylediğim diğer mevzular vesaire falan. Yani bu bölge insanının gerçekten çok rahatlıkla ya da tırnak içerisinde HDP seçmeni dediğimiz kitlenin hoşlaştığı bir konu değil. Bu bir. İki, aynı şekilde burada bir mesele varsa bu meselenin ana kaynağını oluşturan, hepimiz de yakından biliyoruz ki esas itibariyle bu tek partiden kalma bir mirastır. Bu tek partinin, yani Halk Partisi'nin mirası olarak var olan bir sorunun tekrar Halk Partisi'nin çözebileceğine dair kanaat çok oturmuyor. Yani belki de böyledir ama insanların kafasında bu çok oturan bir konu değil. Dolayısıyla öte yandan bu AK Parti iktidarı dönemlerinde yapılanlar da var. Ve hakikaten de bunları bir yere oturtmak çok mümkün değil. İşte bu konuyla ilgili hepimiz yakından biliyoruz ki bu meselenin barışçı, demokrasi, siyasetin içerisinde çözülmesi için en önemli adımları atan iki aktörden bahsedebiliriz. Birisi rahmetli Özal, biri de Sayın Cumhurbaşkanımız. Dolayısıyla bu kadar hani yapılmışlar varken daha yapılmamışı vaat edecek bir duruma
seçmen açısından yaklaşmak mümkün değil. HDP'nin kurumsal yapısı ya da HDP partisinin merkez yönetimi ve aktörlerinin peki bu konuyla ilgili yaklaşımları nedir? Sizin bahsettiğiniz hani ne talep ederler? Ben çözüm sürecinde de bu AK Parti merkez kararda bulunuyordum. Ve zaman zaman kendi yazdığım açık görüşteki yazılarımda da dile getiriyorum. Sayın Bakanımın buyurduğuna bir itirazım yok. Ancak ben gerçekten de HDP ve PKK çevrelerinin herhangi böyle makul, mantıklı bir şey isteyeceklerini zannetmiyorum. Tükenmez bir istekleri olacak. Her gün bugün bir şey söyleyecekler, yarın başka bir şey söyleyecekler. Ertesi gün başka bir şey söyleyecekler. Ne yapmak istiyorlar? Esas itibariyle sosyoloji ifsad etmek istiyorlar, kamu otoritesini boşluğa çıkarmak istiyorlar. Bu onların temel görevi bu, başka bir şey yapmayacaklar. Yani Türkiye'nin şu anda kurmuş olduğu terörle mücadele konusunda da ya da bu Kürt meselesinin anlaşılıp çözülmesiyle ilgili bir siyasi iradenin ortaya çıkması konusunda ya da başka yerde var olan herhangi bir Kürt grubun oluşturduğu bir yapının ete kemiğe bürünmesini engelleme konusunda ne gerekiyorsa onu yapacaklar. Böyle özel bir kindarlıkla falan konuştuğumu lütfen düşünmeyin. Ben yurt dışında da bu meseleler, bakın Ahmet Türk dün açıklama yapıyor, diyor ki haysiyetiniz, şerefiniz varsa siz, eğer namusunuz varsa HDP'ye oy verirsiniz. Başka partiye oy verme hakkınız yok. Nasıl yani, demokrasi var ve ben bir Kürt olarak başka, ben tam da bu tür yeni kurulduğu zaman geldiğinde ben Amerika'daydım o zaman, Ahmet Türk de geldi oraya davet evet. edildiği zaman. Dedi ki biz Kürtleri temsilen buradayız. Ben elimi kaldırdım, dedim ki Kürtler nüfusu ne kadardır? O zaman söylenen işte yaklaşık 15 milyon. Bunun ne kadarı seçmen? Bunun yaklaşık olarak 7. Siz ne kadar oy almışsınız? O zaman 1 milyon oy almışlardı. Yani bu kendini Kürtlerin sahibi görüp Kürtler adına her türlü pervasızlığı yapma tek elinde bulundurmak suretiyle hiçbir şekilde o bahsettiğimiz anlamda ya da düşündüğümüz anlamda bir konuyu, bir makamı ya da bir Kürtlere faydalı dokunacak bir şey yapacaklarına dair hiçbir umudum ya da böyle bir teoriyi kabullenmem çok zor. Yani şöyle bir şey olmayacak. HDP'liler diyelim ki Cumhurbaşkanlığı seçimi oldu ve buna katkıda bulundular. Dediler ki kardeşim sen herkese bir Cumhurbaşkanı yardımcılığı verdin, bize de bir tane. Farzumhal bunlar da verdiler. Yani o bakanlık alan HDP'li kişi gerçekten bölgedeki var olan altyapıyla ilgili, üst yapıyla ilgili, siyasi sorunlar gibi bir adım mı atacak? Öyle mi düşünüyorsunuz? Daha önce benim de seçildiğim dönemde o erken seçime gidildiği zaman HDP'li birisine bir bakanlık verildi ve adam bir ay sonra istifa etti. Niye? Çünkü HDP oraya bir komiser atıyor, KCK komiseri ve o komiserin isteği doğrultusunda hareket ediyor. Kayınların atanmasının sebebi de bu değil midir? Belediye başkanı evet. seçiliyor, belediye evet. başkanı üzerine bir komiser atıyor. HDP'nin içerisindeki bazı milletvekilleriyle eskiden kalma bir hukukumuz veya dostluğumuz, diyaloğunuz varsa sizin, onun bir taziyesinde telefonu açın bakayım, hele o yanındaki danışmanı KCK komiseri sizi onunla görüştürüyor mu, görüştürmüyor mu? Ya HDP'nin bir isteğinin burada bölgeyle ilgili ya da var olan meselelerin çözümüyle ilgili bir konuya odaklanacağını varsayarak analiz etmek bana göre doğru bir okuma değil, eksik bir okumadır. HDP'nin bu daha gür ses çıkarması, en gür sesi 2015'te çıkardılar. %15 oy aldı. Yani bunu hemen anında şiddete ve teröre tebdil ettiler. Dolayısıyla burada da eğer onların imkanlarıyla herhangi bir başarı elde edilirse HDP bunu ne bölgeye yönelik bir altyapı çalışması ne meselenin çözümüne yönelik bir siyasi proje, politik proje ne de gerçekten Türkiye'deki özellikle bölge insanına karşı var olan faşizan tutumları bertaraf edecek bir sosyolojik rehabilitasyona dönüştürecektir. Bunu yapmayacak. PKK terör örgütünün meşruiyetini için evet. ve bu eli kanlı teröristlerin makul bir düzeyde kabul edilmesini sağlamak için ya da bu böyle olmasını telkin etmek için çaba gösterecek. Ya bu daha önce de böyleydi, bundan sonra da böyle olacak. Evet. Şimdi Sayın Bakanım size sormak istiyorum. Hakikaten ben de bir gazeteci olarak merak ediyorum. Bir gün eğer bir HDP yetkilisiyle de denkleşirsek, konuşabilme imkanım olursa ben de soracağım. Bir Kürt sorunu meselesi var.
anlamaya çalışıyorum. Şu an 2023 senesinde bir Kürt sorunu problemi var mı? Devlet eliyle desteklenen, kamuoyunda, bireysel ırkçı faşizan tutumlardan bahsetmiyorum. Yani şu an neden hala bir Kürt meselesi üzerinden bir sorun varmış gibi bir konuşma yapılıyor? Var mı sizce? Şimdi bizim geçmişten kalan rahmetli Ecevit söylediği gibi aslında bir sorunu değil, bir doğum sorunu var, bir birik olmuş sorunu var. Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren yapılan yatırımlarda, yapılan kalkınma projelerinde Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ihmal edilmiş. Bu bir taraftan savunma nedeniyle, bir taraftan başka nedenlerle dile getirilmişti. Bu da orada eğitimin eksik kalmasına, sağlık hizmetlerinin götürülmemesine, o bölgenin insanların, yani ister Kürt kökenli olsun, ister Türkmen olsun, ister Arap olsun, her hangi etnik sınıftan olursa, kimlikten olursa olsun bir ihmal vardı. Şimdi bu ihmalin önemli bir kısmı yavaş yavaş giderilmeye başlandı. Niye giderilmeye başlanıyor? Türkiye genelinde yayınlanan televizyon yayınları orada insanların başlarken Türkçeyi öğrenmelerini sağladı. Eskiden en büyük handikap o bölge insanları Türkçe bilmeden hayata atılıyorlardı ve fırsat eşitliğinden yeterince yararlanamıyorlardı. Ama bu arada bir de orada eskiden kalma ağalık sistemi vardı. Yani aşiret düzeni vardı. Gerçi bu aşiret düzeni hala devam ediyor ama yatkın bir şekilde aşiret düzenine eşdeğer haline geldi bu HDP siyasal yapılanması. Ama bu konuda sorun var diyecekler. Neden sorun var diyecekler? Bir kere eğitimi söyleyecekler. Önce bir şey hatırlatmak istiyorum. Türkiye'de Osmanlı İmparatorluğu'ndan 1876 yılında bu yana resmi din Türkçe. Hani Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Meşrutiyet'teki kanuni esasıyla, ikinci Meşrutiyet'teki kanuni esasıyla Türkçe'nin resmi din olduğunu ve resmi işlerle uğraşanların Türkçe'yi önermek zorunda olduğu yazılıyor. Osmanlı zamanında Hatlı'yı inanılar var, Hıncarlar var, başka devletler de var ama bütün her bölgede resmi Türkçedir. Şimdi resmi dili diye çıkartmaya çalışsak bir sorunu çözmek değildir. Ama Türkçe'de Türkçe'nin öğrenmesini engelliyor. Türkçe televizyon yayını yapıyor. Bu böyle bahsedildiği gibi de Türk açılımla yalnız AK Parti döneminde olmadı. Evet. Bir Kürtçe yayın yapan radyo olması, olması. Hatta internet sitelerde bu konuda özel bilim alanı sosyal medyada kursunlar açıldı, tek kanserde kontrol çalışmaları yapıldı. Ama bu konuda tabii ki HDP veya orada siyaset yapan belli bir kimliği bir değil. Ben senin sorunlarını sorunlara ağırlaştırmak gerekiyor. Eğer bir sorun olsaydı kadar akademisyen bu bölgeden geçmiş insanlar bu görevlere gelmişler. O görevlerinin kendi rolünün içine kabul etmek lazım. Çünkü Türkiye'yi bilmeden başlamak ayrı. Türkiye'yi bilerek başlamak ayrı. Yeni dönemlerin insanları ise televizyon sayesinde bunu biliyorlar. Burada Türk sorunu dediğimiz şey Batılıların ta geçmiş yıllardan bu yana, yani Osmanlı'nın dağılmasından bu yana bu bölgede bir Türk devleti, ayrı bir devlet kurup bunu kendi kontrolünde alma eğilimlerinden yaratıyor. Konuda da biliyorsunuz Türk devleti kendisi ve ağırlıklı olarak İran sınırları içinde ve daha sonra bu ortadan kaldırıldı. Evet. Yani Mahsun Bey, özür diliyorum, lafınızı bölüyorum. Kısa bir reklam arasına geçeceğiz. Reklamlardan sonra değerlendireceğiz. Evet değerli izleyenler, bir reklamlara gidelim. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Evet değerli izleyenler, Masum Türker ve Mansar Bağlı ile birlikte gündemi değerlendiriyorduk. Şimdi HDP ilişkisine dair birkaç soru daha soracağım. Masum Bey birazdan bağlanacak yayına. Mansar Bey sizle başlayalım. Tekrardan merhaba. Şimdi Mansar Bey siz bölge halkında bildiğini söylediniz. Ama şundan bahsetmek istiyorum. Evet eskilere bakıyoruz 80'li yıllarda belki Kürtlere yapılan belki değil gerçekten hani yapılan yanlışlıklar vardı. Diyarbakır cezaevi sonrası daha çıkmalar. Bunları biliyoruz. Biz de okuduk, yazdık, çizdik ama ben şu anı konuşmuştum. Bu Kürt sorununu isterseniz size de sorayım. Sonrasında da bir çözüm sürecine gelelim. Çünkü şu anda şöyle bir tablo gözüküyor ne yazık ki. Yani hala böyle bir sorun var ve hiçbir şey düzelmemiş. Öncesinden de hiç devlet zeytin dalı uzatmamış gibi bir tavır takınılıyor. Bu süreçte çünkü sizce yani Kemal Kılıçdaroğlu geldiği müddetçe Kürt sorunu mu çözülecek? Nasıl bir süreç bekleyecek? Yani HDP nasıl bir plan ve proje, nasıl bir çerçeve çizdi kafasında da Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etti? Şimdi birincisi bu meselenin varlığıyla yani bir Kürt meselesi ya da bir etnik ayrımcılık meselesinin varlığıyla PKK'nın varlığını aynı kefeye koymamak lazım. Daha açık bir ifadeyle söylemek gerekir İhsan Nuran'ın. Kürt meselesi ayrı, PKK terör meselesi ayrı. Her ne kadar bunun üzerine çöreklenip bunu kendi tekeline almış ve başka hiç kimsenin bu konuyla ilgili bir ifade kullanmasına izin vermiyorsa da Türkiye gerçekliği böyle değildir. Bu bir. İki, daha ziyade bölgedeki var olan özellikle çözüm sürecinden sonra konunun çok büyük oranda çözülmüş olduğunu söyleyebiliriz. Niçin bunu söylüyorum? Şundan dolayı. Şimdi tabii iki konuya açıklık getirmeme izin verin lütfen. Birincisi, bugünkü görüşmelerle o zamandaki görüşmeler arasında bir fark var. O da şu, tekraren söylüyorum ve hem Türkiye kamuoyunun hem hükümetin hem devletin hem istihbaratın o zaman yani çözüm sürecindeki görüşmeleri bir amaca matuftu. Yani bir gayeyle yapılıyordu. Deniliyordu ki biz bunu bitirmek istiyoruz. Gerçekten de amaç buydu, çalışma bu yöndeydi. Yani bütün adımlar bunun için atıldı. Bugün aynı şekilde görüşmeler gerçekten bu sorunun çözümü için mi atılıyor? Bundan kişisel olarak ben emin değilim. Zaten vatandaşlar da bundan çok emin değildirler. Dolayısıyla böyle bir sorun var. Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendi içerisindeki var olan vatandaşlarının kahir ekseriyetinin yani bölgedeki var olan vatandaşların kahir ekseriyetinin gerçekten de terörle irtibatlı olduğu bilinen bir siyasi partiyi tercih etmeleriyle ilgili konuyu kendine dert edinmeleri gerektiğini düşünüyorum. Yani her siyasi aktörün bu bölgeyle ilgili bu tür bir pervasızlığı yapan bir siyasi partiye gidip oy vermelerinin niçin böyle olduğunu sorusunu sorup bunu bir an önce halletmeliyiz. Buradaki insanlarımız da kendini bu vatandaşın birinci sınıf, bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı olarak görmeleri gerekiyor diye düşünmeleri lazım ve buna çözüm üretmeleri lazım. Ama bugün aynen buyurduğunuz gibi, sizin işaret ettiğiniz gibi 90'lardaki gibi bir durum söylersek bu gerçekten de Türkiye Cumhuriyeti'ne haksızlık olur. Devletin attığı adımlara insafsızlık olur. Çok büyük bir mesafe kat edildiğini, çok önemli gelişmeler yaşandığını ve Türkiye'nin bu konuyu çözmek için çok büyük fedakarlıklarda bulunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Doğrudur, bunların hepsini yaptık ama hali hazırda yine de mesela bölge insanına karşı ya da ne bileyim genel olarak bölgenin işleyişinde, toplumsal ya da siyasal işleyişinde en azından böyle içimizi sinmeyen bazı durumların yaşandığını görüyoruz. Dolayısıyla bunlarla ilgili bir çözümü ortaya koymak lazım. Yani Türkiye'nin bunu çözmesi lazım. Esasında Nisan Nur Hanım, Türkiye bu meseleyi kendine dert etmek zorundadır. Niye? Çünkü bakın Irak'ta böyle bir yapılanma var. Suriye'de var, İran'da var. Kendi içinde de Kürtler var. Dolayısıyla Türkiye aklı selim bir şekilde ve uluslararası mekanizmalarla birlikte hareket etmek suretiyle hem diplomasiyi, hem siyaseti, hem sosyolojiyi dikkate almak suretiyle bu konuyla ilgili gerçekten kuşatıcı büyük bir proje hayata geçirmek zorundadır. Aksi halde Türkiye'nin daha çok başı ağrıyacak. Yani sadece kendi içimizdekini çözmüş olsak bile eğer Suriye'deki ya da İran'daki meseleyi
biz bir vizyonla ya da bir politikayla ortaya koyamazsak bu başka sürekli başımızın ağrıyacağı anlamına geliyor. Yani Türkiye'nin bu meseleyi bir biçimde bir big data çerçevesinde yani geniş bir politikayla ortaya koyması gerektiğini düşünüyorum. Elbette kolay bir mesele değil. Yani bölge insanının kendini burayla entegre olmuş hissetmemesini niçin hissetmiyorsun diye kızmak yerine biz niye onları entegre edememişiz ya da niçin adam kendini ayrı hissediyor, gayri hissediyor? Kamu görevlilerinin oradaki hal ve hareketleriyle diyelim ki Çemişgezek'teki hal ve hareketleriyle ya da başka yerdeki hal ve hareketleri arasında bir fark varsa niçin var? Bu soruyu biz kendimize soralım. Tekraren söylüyorum. Bana göre Türkiye bu konuda gerçekten son dönemlerde yapılması gereken bütün iş ve eylemleri büyük oranda yapmıştır. Çok büyük adımlar atmıştır. İşin çözümü için bütün kanalları açık tutmuştur. Ama şu andaki konu sadece eğer bu ittifakın söylediği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çözülecek gibi bir ifade ipe un sermektir. Niye? Çünkü bu mesele yani bir yerdeki kavşaktaki trafik ışıkları ile ilgili bir konu değil ki siz. Mazhar Bey'in de Skype adresinde bir sorun oluştu. Biz devam edelim. Mazhar Bey ile birlikte HDP ilişkisini konuşuyorduk. Birazdan düzeltecekler yayını. Masum Bey de bağlanacak bizlerle birlikte. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadelerini biraz değerlendirelim. Sizlerle izleyicilerimize de hatırlatalım. Dün önemli açıklamalarda bulunmuştu. Tabii 5.500'den 7.500'e en düşük emekli aylığını konuşacağız. Bu oldukça önemli bir detaydı ama diğer taraftan şeyden bahsetmiştim. Muharrem Bey ile de alakalı olarak ağız dalaşına girmeyi doğru bulmam. Kendisinin bir ifadesi var. Yenmiş de yenmiş, yenmiş de yenmiş. Bunu Bay Kemal'e söylemişti sonuçta diye kaybetti. Şimdi Muharrem İnce ilişkisine değineceğiz ama ondan öncesinde şunu da söylemek istiyorum tabii ki. Masum Bey bağlanmış. Masum Bey ile şimdi biz bir devam edelim. Evet, Masum Bey merhaba. Merhaba. Evet, sizin az önce yayınınızla alakalı bir sorun oluştu ama şu an sizi duyabiliyorum. Birazdan da göreceğim. Son olarak ben Kürt sorunuyla alakalı bir şey sormuşum. İsterseniz reklam arasında önce tabii arada kalmıştı. Devam edebilirsiniz. Yoksa başka başlıkta seçebilirim. Nasıl isterseniz. Tabii tekrar söylüyorum. Önemine binaen insanlar hanım. Türkiye bu Mazhar Bey. terör örgütlerine uluslararası bazı mekanizmaların destek Evet. verdiği gerçeğini dile getirmeli. Yani şu anda PKK ile Suriye'nin kuzeyindeki yaptığı harp bir vekalet savaşı olduğu gerçeğini biliyoruz. Ancak burada bunun arkasına sığınarak bunu bir mazeret olarak ortaya koyup bu ötesine gitmemeyi ben doğru bulmuyorum. Madem ki tekrardan söylüyorum bir terör örgütü gidip bu konuyla ilgili bir şey yapabiliyor, Türkiye niye yapamıyor? Yani bu Türkiye de yapabilir bunu çok rahatlıkla. Evet. Masum Bey, duyabiliyor musunuz? Ben şu an Masum Bey'i Duyuyorum. göremiyorum. Duyuyorum. Birazdan kelebeğe gelecek. Evet. Şimdi Kürt Evet. sorunuyla alakalı yarıda kalmıştı. İsterseniz ifadelerinizi tamamlayalım. Sonra ben başka bir başlığa geçeceğim. Yani belirttiğim gibi yorum yaparak, karşı tarafı tahrik ederek işte HDP şunu istedi, bakanlık istedi, şu yasaların çıkmasını, Evet. HDP'nin kendi içindeki tutum belgesinden bahsedilerek şu taahhütler belli deniyor. Bunların hiçbirisi altılı masa açısından geçerli değil. Ancak seçim bittikten sonraki kombinezon ne gösterir yani milletvekili yaptı bilmiyorum. O milletvekili yapısına göre bir talepler olacak. Ama bugün HDP'yi ilgilendiren şey eğer seçim yasağı daha doğrusu partinin kapatılması kararı çıkarsa seçim listelerini verseler bile seçime girmeleri engellenecek. Dolayısıyla önümüzdeki dönemlerde hazine yardımı almaları da mümkün olmayacak. Bu nedenle başka bir partinin çatısı altına girme çalışmaları yapıyorlar aslında. Onların şu anda kendilerine iş olarak aldıkları ve çözmeye çalıştıkları yapı bu. Bunun için de nasıl olacağını yarın akşama kadar görmüş oluruz. Evet, şimdi diğer taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın HDP'nin de aday çıkarmamasını farklı yorumlamak lazım. Yani
ve burada aday çıkarsa birinci hedefi olan Recep Tayyip Erdoğan'ı değiştirmek, Cumhur İttifakı'nı iktidardan düşürmek amacını gerçekleşmemiş olacak. Yani burada zaten öteden beri medya yoluyla Cumhur İttifakı taraftarlarının bile yaptıkları yorumlarla bu yolu açtılar. Sanki herkes Erdoğan karşıtlığı dolayısıyladır. Nitekim seçim ortamına girdiği halde şu ana kadar milletvekili seçim adaylıkları vesaireden çok Cumhurbaşkanı adaylığı üzerine duruluyor. Bu noktada olduğu zaman HDP'den farklı bir tutum beklememek lazım. Çünkü HDP olarak hem Tayyip Erdoğan'ı değiştireceğiz hem de değişirse ister istemez aslında parlamentoya geldi sonra almamış olacak ve o zaman çok farklı bir yaklaşıma gideceğiz. Şimdi tabii buradaki tedirginlik ne? Biraz evvel hocamın söylediği gibi Güneydoğu Anadolu'nun ötesinde de ve güneyde yaşadığım emperyaldaki terör faaliyetleri, bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bölgede bir kendine bağımlı bir devlet yaratma güdüsünden kaynaklanıyor. Bu Türkiye için tarihine baktığımız zaman yabancı bir olgu değil. Geçmişte İngilizler bu işi yaptılar. Arap ülkelerini bizden ayırmasını sağladılar. Müslüman ülkelerin tamamen Türkiye'ye karşı tavır almasını, hatta bütün kurulan devletlerin başına Suud ailesinden birer kişi koydular. Irak'a, Mısır'a, Suriye tarafına. Ondan sonra bu işi yürüttüler. Bu yapıyı düşündükleri için şimdi Türkiye'de bu neden yapıyor? Bu bölgedeki egemenlik kurmak bu yalnız petrol kaynaklarına hakim olmak değil. Ürettiği kaya petrolünde, kaya enerjisinde daha fazla yapabilmek için piyasaları kontrol altı isteğinden kaynaklandırılır. Ve bununla uğraşacağız. Yani şu an ben pazar ödeye katılıyorum. Burada yapılan bütün çatışmalar, bütün faaliyetler ve vekalet usulü Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konudaki bir devlet kurma amacından kaynaklanır. Evet, Masum Bey teşekkür ederim. Şimdi Mazhar Bey, size sormak istiyorum. Erdoğan'ın en düşük emekli aylığını 7500'e yükseltmesine nasıl bakıyorsunuz? Yani bu anlamda başka icraatlar da gelecek mi? Seçime yakın böyle daha böyle halkın gönlünü tavlayabilecek, gönlünü hoş edebilecek olaylar olur mu? Bakalım yani. Çünkü dün beklenmiyordu. Bir anda böyle bir çıkış yapıldı. En azından çoğu insan beklemiyordu bu durumu. Erdoğan'ın bu ifadesine tabii 7500 liraya bakacağız ama şunu da tabii söylemek istiyorum. Diğer taraftan da TOG'dan bahsetti. Ne diyorlardı? Bu arabanın fabrikası nerede? Sonra ne dediler? Üretemezsiniz. Sonra ne dediler dedi. Üretirsiniz ama satamazsınız. Şimdi ne oldu? 75 binden fazla sipariş aldık. Bay Kemal bak nasıl satılıyormuş dedi. Önce buna bakalım, sonra TOG'u değerlendirelim. Evet. Şimdi AK Parti aslında var olduğundan bu yana bana göre ilk defa popülist politikalar izliyor. Doğrusu isterseniz ben popülizmin siyaseti boğmasından yana birisi değilim. Sayın Bakanımız Ekonomi Bakanı benden çok daha iyi bilirler. Gerçekten kim ne verdiyse ben 5 fazlasını veriyorum tarzı yaklaşımlar aslında 90'larda Türkiye'yi çok büyük bir krizin eşiğine getirdiğini biliyoruz. Ama bu kez biraz daha tabii, hani bu AK Parti için bu gayrimeşru anlamında demiyorum. Bu kez daha fazla ihtiyaç var çünkü. Gerçekten de çok büyük bir enflasyon altında ezilen bir dar gelirli bir kesim var. Yani özellikle bu emeklilerin önemli bir kısmı var olan emekli maaşıyla geçinmeleri çok kolay değil. Ve bu hayat pahalılığı dolayısıyla da zorda kalan vatandaşların alım gücünü arttırmaya yönelik bazı adımların atılması gerektiği açık bir şekilde görülüyor. Bunların bütçeye maliyetleri elbette olacak ama ben böyle çok büyük bir açık verdiklerini düşünmüyorum. Bana göre Türkiye'deki en kritik bu popülizmle ilgili ya da bu var olan genel yaklaşımla ilgili en kritik konu EYT meselesidir. Yani onların bu konuyu hak etmediklerini falan düşünüyor değilim. Yani böyle bir tezim de yok ama dünyanın genel olarak bu konuyla ilgili var olan standardın dışına çıktı Türkiye.
yaklaşık olarak çalışanların birebir oranında destek verebildiği bir emekli sayısı şu anda 3 katına falan çıktı. Yani 16 milyon emekliden bahsediliyor bu EYT sonrası. Bunun bütçeye maliyeti gerçekten çok büyük olacaktır. Ama ben seçimi kazanayım ve bu bütçe açığını kapatabilirim diye AK Parti'nin temel bir yaklaşımı var. Yani doğrudur, bunun bütçeye bir popülizm üzerinden yürüyen bir yaklaşım dolayısıyla vermiş oldukları bir imkan var. Ama bunu daha sonra telafi edebilecek bir gerçekten de bir projesinin var olduğunu görüyoruz. Nedir bu proje? Bana göre iki konuda önemli AK Parti. Zaten ülkelerdeki gelir dağılımının artmasından sebep olan iki temel faktör var. Yani bir, sizin bir yeraltı kaynağı keşfetmeniz ve yüksek katma değerli üretim yapmanız. Şu hala hazırda Türkiye buna çok yaklaşmış olduğu için bu konudaki tırnak içinde söylüyorum, popülist olabilecek bazı vaatleri ya da imkanları bu politikalarını ve bu stratejilerini devam etmek suretiyle telafi edebilecek bir imkana sahip olacaktır kısa bir süre sonra. Onun için çok da böyle 90'lardaki gibi görmemek gerektiğini düşünüyorum bu yaklaşımda. Evet. Diğer taraftan bahsettiğiniz, ben de kaydoldum. Yani ben de oraya ismi yazdırdım. Ben de almak istiyorum doğrusu isterseniz. Gerçekten de günümüz teknolojisinin, günümüz otomotiv sektörünün, benim kardeşim otomotiv sektöründe çalışıyor. Onunla da bu konuları konuşuyoruz. Bu Türkiye'nin hakikaten de gururla bütün dünyaya sunabileceği, yeter ki bunun sadece üretmek yetmez tabii, takdir edersiniz ki genelde bu tür ürünlerde, ya beyaz eşyada dahil olmak üzere kalıcı olan ürünlerde en önemli konu satış sonrası servis hizmetleridir ve bununla ilgili, hani deyim yerindeyse, yürütmüş olduğunuz pazarlama taktikleridir ki bu TOG'un gerçekten bileşenlerinin tamamı bütün dünyada bu konularla ilgili çok kapasitesi yüksek şirketlerdir. Onlar bunu çok rahatlıkla yapabilirler, yapmaya da devam ederler. Evet, yani bu Türkiye'nin kendi şeyini yapamaması konusu ne yazık ki çok eskiden beri Nisan Nurhan var olan bir handikaptır. Yani bizim öğrenciliğimizde hatta kendi kendimizle de dalga geçip Türkiye'ye düşünmüş, taşınmış bir iğne icat etmiş. Sonra da bakmış ki iğnenin deliğini unutmuşlar. Ya biraz bu bizi kendimizi tahkir eden, yani aşağılayan bir şeyimiz vardı. Özgüven eksikliğimiz gerçekten vardı ama AK Parti iktidarıyla birlikte bu inanılmaz bir özgüven ortaya çıktı ve birçok konuda, özellikle savunma sanayinde, havacılık sektöründe ve otomotiv sektöründe gerçekten çok önemli bir başarı elde ettiğimizi gururla söyleyebiliriz. Bununla eğer muhalefet, bu Sayın Cumhurbaşkanım bunu çok dile getirdi. Şimdi Mazhar Bey, sesinizle alakalı bir sorun oluştu. Evet. Mazhar Bey, duyabiliyorsunuz. Evet. Mazhar Bey, sesim alabiliyor musunuz? Evet, sesim geliyor. Evet, şu an sesiniz geliyor. Evet, şöyle, efendim. Ya, bunu Sayın Cumhurbaşkanı'nın dile getirmesi çok haklı. Gerçekten de şimdi ben izliyorum hani. Zaman zaman dile getiriyorlar. Ben çok otomotiv sektöründen fazla anlayan birisi değilim. Mesela bugün dünyadaki var olan bütün kara araçlarının yakıt sistemini üreten bütün dünyada iki marka var. Yani o hangi aracı alırsanız alın, hangisini kullanırsanız kullanın, onlardan birisinin yakıt sistemini kullanırsınız. Dolayısıyla aldığınız araçta bazı mekanizmaların, yani elektronik beyinler, bazı çipler, bazı mekanizmaların dışarıdan menşeli olması yerli olmadığı anlamına gelir. Son bir cümle. Bakın şu anda otomotivde bir kriz var. Onun sebebi Tayvan'daki o koronavirüs dolayısıyla çip üretimindeki kriz bütün dünyadaki traktör üretimini bile etkiledi. Yani biz traktör almak istediğimizde bile sorun çıkıyor. Yani bırakın otomobili. Bütün alanlarda. Dolayısıyla bu bir iki parçası dışarıdan geldi. Yok, üretim değil, dışarıdan geliyor, monte oluyor falan gibi. Bunu küçük görmelerini, o da üretimi yapıp onun üzerinden bunlara ezecek bir politik dil kullanması en doğal hakkı ve gerçekten de
ayıp ediyorlar. Şimdi Masum Bey, size de söz verelim. Masum Bey de programımıza katılıyor. Erdoğan'la şimdi sizler de Sayın Bakanım, eski ekonomi bakanısınız. Emeklilere olan bu 7500'ü nasıl değerlendiriyorsunuz? Seçime katkısı olur mu? Bu anlamda zaten belirli bir yaş seviyesindeki kitlenin Erdoğan, AK Parti'ye destekleri gençlere nazaran daha fazla olarak biliniyordu. Tabii biz bunu bu seçimde daha net göreceğiz ama biraz değerlendirelim. Beklenilen bir sonuç muydu ve bunun devamı gelir mi? Öğretmenler için, memurlar için, gençler için biraz konuşmak istiyorum. Çünkü bunun etkisi yok. En düşük aylığın kaç lira olacağı ile ilgilidir. EYT emeklisi olup da aylığı 7500 lira altında. Bir ses geliyor Masum Bey. Özür dilerim. Böyle bir ses geliyor. Çok çözemiyorum. Nereden geliyor? Bilmiyorum. Çok enteresan. Yani ben de şu an biraz gülümsüyorum. Kusura bakmayın ama. Anlamaya çalışıyorum. Evet. Şimdi 7500 lira. Bir araya gidelim isterseniz Masum Bey. Bir düzeltelim sesi. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet değerli izleyenler. Evet değerli izleyenler, Sayın Bakanımız Masum Türker ve Mazhar Bağlı ile birlikte gündemi değerlendiriyorduk. Tabii biraz arada sırada Skype sorunları yaşıyoruz. Keşke konuklarımız stüdyoya gelebilse, tabii ben de bu anlamda davet ediyorum. Gerek Mazhar Bey'e gerek Masum Bey'e. Efendim şimdi hiç ara vermeden devam edelim. Lafı da uzatmak istemiyorum. Masum Bey, en son sizde kalmıştık efendim. İsterseniz bir toparlayalım. Gerçekten lafınız bölünüyor. Bu anlamda ben de üzülüyorum ama şu an Masum Bey yok. Mazhar Bey'leyiz. Tamamdır. Mazhar Bey sizinle o zaman devam edelim. Siz popülist ifadelerden bahsetmiştiniz tabii AK Parti'nin ama bu anlamda tabii kıyas yapmak için söylemiyorum ama şimdi ben Muharrem İnce hadisesine gelmek istiyorum. Gerçekten benim de en çok seçim günü oy oranını merak ettiğim bir parti varsa o da hiç şüphesiz ki Memleket Partisi'dir. Merak ediyorum. Şimdi diğer taraftan %8 diyenler var, %9 diyenler var. Muharrem İnce'ye göre %20'ler, %30'lar çözmüş değiliz. Ama çok küçük olmadığını biliyoruz bu oy oranının. Yeni kurulan bir partiye göre en azından Deva Gelecek gibi isimleri baz aldığımız zaman söylüyorum. Gençlerden çok yoğun bir talep var ve en çok da gençlere soruluyor. Neden Muharrem İnce'yi destekliyorsunuz dedikleri zaman birincisi gençler artık o geleneksel siyasetçiler istemiyor efendim, biliyorsunuz ki. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun 75 yaşında olması, evet tatlı şirin ama demokrat dedemiz, fakat Muharrem İnce daha bize göre matrak bir insan, onların tabiriyle tasvirliyorum diye düşünenler var. Ama mesele sadece tabii gençlerle de çözülmüyor. Elbette bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'ne küsen, özellikle de Altılı İttifakı desteklemeyen HDP hadisesinden dolayı da sizce Muharrem İnce'ye oy oranlarının gitme ihtimali var mı? Önce bunu sorayım, sonra başka bir matematiksel hesaplamadan bahsedeceğim. Ben böyle bir ihtimal görmüyorum. Yani sosyal medyada popüler olmanın ötesinde çok büyük bir kitleye hitap edebilecek ya da onları yönlendirebilecek bir projesinin olduğunu düşünenlerden değilim. İki örnek, daha önceki Nisan Nur Hanım sizin programınızda da yine konuşmuştuk, evet, hatırlarsanız. Ben bölgede bulunduğum süre içerisinde çok kızgın ve öfkeli bir şekilde niye imam gönderiyorsunuz, psikolog gönderin. Ben de hatırlarsanız orada söyledim. İnsanoğlunun bu dünyadaki varlığının ilk törensel, ayinsel pratiği ölüyü defnetme ritüelidir. Ya bu bütün dinlerde, bütün inançlarda, bütün insanoğlunda antik dönemlerden bugüne kadar herkes bunu çok arzu eder. Elbette psikolog gönderirsin, kimsenin bir şey dediği yok. Ama orada vefat eden insanların çok büyük bir kısmı bu dini vecibeyle defnedilmeyi çok arzu ediyorlar. Benim bulunduğum yerde insanlar siz telkin okumasını bilir misiniz? Buyurun gelin, telkin okuyacak kimse yok. Ya buna kızmak, öfkelenmek ve bunun bir iki tane tırnak içinde söylüyorum, o tür pervasızlıklara hayran olanlara hitap etmek bir siyasal proje ya da bir siyasal kitleyi yönlendirmez. Büyük ihtimalle Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bazı kişisel küskünlükler dolayısıyla Muharrem Bey'e yönelenler vardır. Onun ötesinde olmaz. Bir konuya daha dikkatleri çekmek isterim. Özellikle Türkiye'nin
muhafazakar, mütedeyyin bir sosyolojisinin olduğunu, ağırlık ailelerin olarak, kahir ekseriyeti hangi siyasi görüşten olursa olsun, hangi bölgede olursa olsun çocuklarının bir biçimde Kur'an okumasını arzu ederler. Bunun istismar edilen yapılar mutlaka vardır, muhakkak var, bunu konuşabiliriz. Ama esas itibariyle Anadolu'daki insanlar en azından şöyle düşünürler. Yani Kur'an'ın gereğini yapsın falan değilse bile, ben öldüğümde benim kabrimin başında bir Kur'an okumasını bilsin diye çocuklarına bunu öğretirler. Muharrem Bey diyor ki dozerle hepsini yıkacağım. Bu aslında biraz da insanları ürküten bir ifade. Özellikle tek parti döneminden halkın din karşıtlığı ve halk düşmanlığı nefretini gün yüzüne çıkaran bir söylemdir. Ve bu söyleme de itibar eden kişiler Muharrem Bey'e değil başkalarına oy verdiğini düşünüyorum. Onun için benim kişisel kanaatim, tabii yanılabilirim, çok anket ölçümleri falan yapmadım ama sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve kişisel husumetleri olan kişilerin ötesinde bir oy alacağını zannetmiyorum. Evet, peki seçimleri konuşalım. Sizce Mazhar Bey, ilk turda seçimler biter mi? Eğer seçimler ilk turda bitmese bile sizin böyle bir tahmininiz var mı? Tabii ki de sizin böyle şu an ben tanıyorum da sizi, hani siz objektifte konuşan bir isimsiniz, akademik bir unvanınız da var. Böyle gelip de işte %70 şu gönlümdeki parti %60 kesin kazanacak diye bir ifadeyi çok söylemezsiniz. Ama mutlaka tahminleriniz vardır. Benim var ama gazeteci olduğum için şu an söylemek istemiyorum. Ben sözü size bırakayım isterseniz. Çok teşekkür ederim. Şimdi birincisi, ben ilk turda Cumhurbaşkanlığının seçilme ihtimalinin daha yüksek görüyorum. Yani iki ihtimalle baktığımızda, yani birinci turda seçilir ya da seçilmez. Ve benim birinci turda da ikinci turda da Tayyip Bey'in kazanacağını öngörüyorum. Bunu da yani kişisel olarak, hani bahsettiğiniz gibi bir sevgi muhabbetimden ziyade muhatabı da yok ve gerçekten de üretmiş olduğu projeler ve dile getirdiği konular halkta karşılık buluyor olmasından dolayıdır. Yani pek çok işte bölgedeki, mesela yapılan bir kamuoyu yoklaması daha yeni yapıldı özellikle deprem bölgesinde. Evet, bu muhalefetin dile getirdiği pek çok konudan gerçekten vatandaşlar da rahatsızlar. Yani geç gidilmesi, onlara gerekli katkının, çadırın bulunmaması, konteyner olmaması gibi de binaların sağlam denetim yapılmaması gibi konularda bir hükümete yönelik bir eleştiriler var. Ama kime oy vereceklerini sorduğunuzda tekrar bu bizi dertten kurtaracak olan Tayyip Erdoğan'dır deyip oraya yöneldiklerini görüyoruz. Ya bu anlamda ben, ama milletvekilliğimde de bir şartla, eğer AK Parti çoğunluğu sağlamak istiyorsa, bana göre daha önceki dönemlerde insanlar, yereldeki aktör, özellikle seçmen, bu muhatabının kim olduğuna bakmaksızın milletvekilliğinde Tayyip Bey'in partisidir diye oy veriyordu. Ama bu kez öyle olmayacağını düşünüyorum. Çünkü bu kredi tükendi artık. Yani vatandaş kim olursa olsun, işte Ahmet Mehmet, ben ona oy veriyorum, zaten Tayyip'e oy veriyorum, onun için önemli değil diye düşünüyorlardı. Bu seçimde o kredinin, kişisel kanaatimi söylüyorum, tükendiğini düşünüyorum. Muhatabı eğer gerçekten vatandaşla birebir temasta bulunan, onlardan oy alabilecek bir insan değilse, korkarım ki AK Parti en büyük hizmetlerden birisini milletvekilliği seçiminde yaşar. Yani çok ciddi bir şey yapması gerekiyor. Yani ciddi bir eliminasyon ve ciddi bir seçim yapması lazım. Tekrar söylüyorum, ben AK Parti'de de bulunduğum için ve bugüne kadar yaptığı uygulamalar ve şu anda ekranda bu konuyla ilgili çalışma yürütenlere baktığımızda AK Parti'nin bunu yapacağına dair bir umudum yok. Yani iyi bir liste, gerçekten vatandaşla temasta, birebir temasta bulunabilecek aktörleri bulup seçecek bir potansiyel görmüyorum, kendi adıma söyleyeyim. Evet. Ama Cumhurbaşkanlığında çok büyük bir sorun yaşayacağını sanmıyorum. Cumhurbaşkanlığında Erdoğan'ın alabileceğini düşünüyorsunuz. Peki evet. Yani şimdi şunu da sormak istiyorum Mazhar Bey. Önceden, son zamanlarda da evet eleştiriliyor. Yani bu anlamda sizce Adalet ve Kalkınma Partisi'ne de İstanbul'u kaybetmek, Ankara'yı kaybetmek siyasal açıdan bir ders niteliği olmuş mudur? Baktığımız zaman dün de 17 bakanlıktan da vekillik açıklamaları gelmişti Erdoğan'dan, ama bu isimler önemli isimler mi olacak bilmiyoruz, netleşecek. Fakat şunu sormak istiyorum. AK Parti 20 yıllık iktidarlık boyunca bir seçim kazandı yani. Ben hala söylüyorum. Bu anlamda bir başarıdır. Eğer Erdoğan
bu seçimde de tekrardan kazanırsa hakikaten ben de hiçbir şekilde siyaset ya da bir taraflılık gözetmeden Erdoğan'ın adaylığını tebrik edeceğim. Ben bunu bir başarı olarak değerlendiririm. Tabii diğer taraftan kazanıp kazanmayacağı da bellisiz. Fakat şunu sormak istiyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi içerisindeki teşkilatlarda ne oldu? Yani şu an gençlere, topluma bireysel olarak hitap edebiliyorlar mı, dokunabiliyorlar mı? O sosyolojiden koptular mı? Problem buradan mı kaynaklanıyor? Yani en büyük problem nedir sizce? Şimdi birincisi tabii ki eğer Adalet AK Parti aslında daha önce yapılan bütün akademik çalışmalarda Türkiye'deki bütün sosyolojik gruplara hitap eden tek partiydi. Yani az ya da çok, mesela kendinizi siyasete nasıl tanımlıyorsunuz sorusuna verilen cevapla hangi partiye oy veriyorsunuz cevaplarını korelasyonlu yaptığımızda, karşılaştırmasını yaptığımızda hakikaten AK Parti Türkiye'deki bütün toplumsal gruplardan, yani kendini milliyetçi, muhafazakar, Kürtçü, Türkçü, İslamcı, Kemalist, ne bileyim yani bütün siyasal kimliklerin az ya da çok temsil edildiğini ve kendisini burada temsil edildiğini inanan insanların oy verdiği bir partiydi. Bu partiyi tabii çok güçlü kılan bir özelliğiydi. Yani bu özelliği dolayısıyla AK Parti inanılmaz bir başarı elde etti ve onun bu başarısı gerçekten de Türkiye'de çok önemli bir kazanım olarak karşımızda durdu. Daha sonra özellikle sizin de işaret ettiğiniz gibi Nisan Nur Hanım, bu İstanbul seçimlerinden sonra ve bazı teşkilatlanmalardaki yapılanmalar dolayısıyla biraz uzağa düştü. Niçin? Yani uzağa düşmüş olmasını nereden okuyoruz, nereden görüyoruz? Bugün aslında hatırlanırsa eğer bu Ekmelettin Bey'in aday olduğu dönemde AK Parti tek başına karşısındaydı. Yani bütün partiler, yaklaşık 17 parti yanlış hatırlamıyorsam, bir ittifak kurdular ve Tayyip Bey'in karşısına geçtiler. Yine de bir varlık gösteremedi. AK Parti bu özelliği dolayısıyla çok güçlü bir partiydi. Bu özelliğini kaybettiği anda zayıflamaya başladı. Ve bu zayıflığı dolayısıyla gidip işte bazı irili ufaklı partilerle ittifak yapma yoluna seçiyor. Halbuki kurumsal partilerle ittifak yapmak yerine bana göre toplumdaki bu katmanlarla ittifak yapması onun daha çok işini kolaylaştırıyordu. Onu daha çok yapıyordu. Bunu da teşkilatlar üzerinden yapıyordu ve ne yazık ki şu anda AK Parti teşkilatları bu yönde herhangi bir şey göstermiyorlar. Yani ben tabii içinde değilim. Böyle çok haksızlık da etmek istemem. Evet. Ama en azından şöyle bir durum yok. Söz gelimi bir AK Parti yerel yönetimlerden sorumlu ya da teşkilatlardan sorumlu bir milletvekili X şehrine gittiği zaman orada diyelim ki çok parlak, gerçekten de topluma dokunabilen, insanlarla iyi temas olan ve AK Parti'ye de katma değer üretecek bir siyasi ya da bürokratik ya da teknik bir eleman gördüğü zaman gelip onu genel merkeze, efendim Sayın Cumhurbaşkanım biz işte şu ile gittik, o ilde çok parlak bir kişi vardır, onu partimize getirirsek bize çok önemli bir katkı sağlar diyorlar mı, demiyorlar mı? Bana göre demiyorlar. Demedikleri için zaten parti büyümüyor. Yani bunu demiş olsalardı partiyi büyütmüş olacaklardı. Ama şu anda bunu demiyorlar. Hatta mümkünse onu karalamayı ve onu baskılamayı, manipüle etmeyi kendine vazife edinmiş bir lobi var. Nitekim İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bu planlar yüzünden AK Parti kaybetti. Yoksa AK Parti'nin orada üretmiş olduğu hizmete baktığınızda inanmaz. Şu andaki var olan belediye başkanının hangi hususiyeti dolayısıyla insanlar oy verdi? Hangi projesine inanan insanlar inanarak oy verdiler? Hangi şu ana kadar 4 yıldır orada yaptığı, hangi gerçekten bir soru soralım. Yani Ekrem Bey İstanbul'da ne yaptı sorusunun bir cevabı yok. Ben İstanbul Esenler'de Şehir Düşünce Merkezi Bilim Kurulu Başkanıyım. Evet. Zaman zaman İstanbul'a gidiyorum. Şehirleşme konusunda da özel ilgim ve merakım var. Ve orada çalışmalar da yapıyorum. Biliyorum ki sıfır elde var sıfır. Ama işte AK Parti'nin bu insanlara hitap etme konusundaki ortaya koyduğu projelerin eksik olması dolayısıyla ortaya çıkan bir sorun olduğunu düşünüyorum. Bu seçimde bunu giderebileceklerine dair bir umudumuz var. Bu gerçekten yapabilirler mi? Yani ufak bir umut ama bugüne kadarki bütün pratiklerinde ne yazık ki bunu yapmadılar.
Bunu Sayın Cumhurbaşkanı manipüle etmek suretiyle yapıldığına dair parti çevrelerinde konuşulan bir kulis bilgisi var. Ama tabii ben işin tekrardan söylüyorum, içinde değilim. Uzun süredir de gerçekten partinin kurumsal şeyinden uzağım. Partideki Evet. arkadaşlarımız, dostlarımızla temasımız var. Mazhar Bey, Memnun etici. bir şey sormak istiyorum. Çok kısa bir şey sorup ben sonra Masum Bey'e hemen söz vermek istiyorum. Tabii Erol ki. Olçak'ın vefatından sonra peki nasıl değerlendiriyorsunuz siyasal iletişim ve reklamlar açısından? Erol Bey dönemindeki AK Parti'nin tanıtımları, halkla olan işte iletişimi, bu anlamdaki profesyonelliği sizce kendisinin vefatından sonra biraz daha farklı bir noktaya mı ilerledi? Seçim %100 kampanyaları. haklısınız ama Nisan Orhan'ım, bunu tek bir Evet, faktörle değil. değerlendirmek doğru olmaz. Yani hem aktörleriniz, hem sizin ürettiğiniz politikalar, hem bunları topluma ikna edebilecek şekilde anlatmak. Bakın, niye gidip Hüdapar'la ittifak kuruyor? Bölgede söyleneni söylüyorum. Bu ne kadar acı bir konu. Yani parti bunu kendine sormuyorsa gerçekten bu dramatik bir hikaye. Sandıklara sahip çıkamıyorlar. HDP, Hüdaparlılar sahip çıksınlar. Yani nasıl olacak ya? Ben diyelim ki Urfa'ya ya da Antep'te ya da Diyarbakır'da bir teşkilatım olacak ve sandıklara sahip çıkamayacak. O zaman başka bir kişi getiririm ben, sandığa sahip çıkacak birisini bulurum. Başka bir yerden destek almak suretiyle sandığa sahip çıkma gibi bir durum bir parti için kabul edilebilir bir konu değildir. Onun için bu sadece, evet, Erol Bey Allah rahmet eylesin. Ben de çok özel bir hukukum vardı. Gerçekten çok bir siyaset dehasıydı, iletişim dehasıydı bu anlamıyla. Çok önemliydi, partiye de çok büyük katkıları vardı. Sadece bu değil, birkaç bileşenin birlikte aksaklık göstermesinden kaynaklanan bir dar boğaz var şu anda. Evet, Masum Bey, teşekkür ederim bu arada Mazhar Bey. Size döneceğim. Lütfen bundan sonra inşallah umuyorum ki yayın gitmez. Çünkü hani ben de mahcubiyet yaşıyorum. Hani bizlik bir problem değil, sizlik de değil ama sözünüz kesildiği için üzülüyorum. Nerede kaldığımızı da unuttum. Hani 2-3 soru sordum, hepsi arada kaldı. İsterseniz siz Mazhar Bey'in üzerine bir ek ilave etmek istediğiniz bir ifade varsa söyleyin. Sonra Mehmet Şimşek görüşmesine de gelmek istiyorum. Şeyde kalmış. 1500 dolar dedi. Evet. 7500 zamanında 5500 bir zaman tarih televizyon programında olmadı. Asgari ama olmadı. Şu anda bunu yapıyorlar. Bunu bu şekilde yaparken bu sefer başka bir kez. Eğer bu 7500'e çıkarılma anında, şu anda 7500, 8500 olanları da 1-2 bin lira emekli maaşlarına zam yapmazlarsa, yani 10 bin liranın altında, 10 bin lira civarında alan emeklilere, onlar bu sefer memnun olacaklar. Bunu da dikkate alacaklarını düşünüyorum. Bu yapılan bir popülizmden çok bir ihtiyaçtır. Bunu zamanında yapmamaları hataydı. Seçim amacıyla yaparken belki birileri aleyhine de kullanır ama muhalefet de kullanmaz. Çünkü neden? Burada önemli olan emeklilerin tatminiydi. Ve bu konuda belli ki bir fon yaratıldıktan sonra bakan kendisi emekliler derneğiyle görüşüp bu konuyu gündeme getirdi. Yani sanki bir talebi yerine getirdi gibi bir imaj verildi. Aslında yapılan şey başlangıçtaki hatanın tamir edildi. Bunu söyledikten sonra gelelim Muharrem İnce'ye ve Sayın Dağlı'nın bahsettiği seçim güvenliği ile ilgili. Seçim güvenliği her zaman tartışılır. Eğer bir partinin, bir partinin örgütleri ideolojik olarak yaklaşıyor, yani o işin başında durmuyor ve kazanacak sistem yapıyor. Evet. Özellikle Evet. eğer belediye sonradan belediye böyle erkek böyle maç çekti. Oy hayır, bu
gerekiyor. Masum Bey, tekrardan bir ses problemi yaşıyoruz. Öyle mi? Evet. Gerçekten bugün hani ben üzgünüm. Hadi bir şey olsun. Ben çünkü bir tamir edemiyorum. Duyamadım Masum Bey. Yazdım. Buna rağmen geliyor diyor. Hala duyamıyorum ama şimdi bir çözeceğiz. Arkadaşlarımız reji ilgilenecek. Evet değerli izleyenler. Mazhar Bey, size dönelim. Mehmet Şimşek görüşmesini değerlendirmek istiyorum. Yani iki tane farklı test çıkıyor Mehmet Şimşek görüşmesinde. Evet artık dahil olacak kadrosu arasında Mehmet Bey önemli bir isimdi biliyorsunuz AK Parti'nin kuruluş dönemlerinde de. Şimdi diğer tarafta da hayır Mehmet Şimşek Erdoğan'la birleşmeyi dahi kabul etmedi diyenler var. Çünkü diğer tarafta yeniden refah için de aynı şey söylendi. Orada da farklı tezler vardı. Yani bir tarafta şunu söylüyorlardı. Ya Erdoğan zaten yeniden refah partisiyle bizzat bir ittifaka dahil olmak isteseydi bazı taleplerini de karşılarlardı diyenler var. Diğer tarafta da yani yeniden refah partisi artık Cumhur İttifakı'nın işte oy oranına, duruşuna güvenmediği için onlar bile artık yüz vermiyor diyenler var. Mehmet Şimşek için de aynı şey geçerli. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Mehmet Şimşek görüşmesini? Ya Mehmet Bey tabii ki yani çok hakikaten kıymetli bir insan. Hem bilgi birikimi hem tecrübesiyle evet, AK Parti'ye geldiği zaman AK Parti'ye katma değer üretecek birisidir. Ya bundan kuşku yok. Ben doğrusunu isterseniz AK Parti'nin daha önce birlikte siyaset yaptığı insanların ayrılmış olması çok tabii bir durumdur. Nisan Nur Hanım 20 yıl iktidarda olan bir partide elbette bir kadro yenilenmesi olacaktır. Elbette değişenler gidenler olacaktır, yenileri gelecektir ve olması gereken de budur. Ancak birazcık bu gidişlerden sonra çok fazla hırpalanmalar yaşanıyor AK Parti açısından söylüyorum. Bunu da birileri çıkıp bu hoyratlığı yaparken sanki partiye bir kazanım elde ediyormuş gibi gösteriyor. Bunu bence bu doğru bir okuma biçimi değil, bu doğru bir yaklaşım değil. Yani şu anda Tayyip Bey'in yanında durup işte daha önceki AK Partililere küfredenler yarın öbür gün sizi temin ediyorum Tayyip Bey'e de aynısını yapacaklardır. Ya bu siyaseten nezaketsiz bir durum. Ben Mehmet Bey'in tecrübesi, bilgi birikimini kişisel olarak bir hukukumuz yani çok böyle derin olmamakla birlikte bir merhabamızın da olduğunu bildiğim birisidir. Evet. Eğer teklif giderse yani kendisi gelip başvurmaz. AK Parti'den ya da Sayın Cumhurbaşkanımızdan bir teklif giderse bunu gönül rahatlığıyla kabul edeceğini zannediyorum. Ancak bazı başka bilgiler de var. Yani o kulis bilgiler açısından söylüyorum. Ben de işinde olduğu için gelmek istemediğine dair bazı yorumlar var. Ve yani gelebilir eğer teklif götürülürse birisi gelmez bir başkası gelir. Yani Mehmet Bey gelmez Ahmet Bey gelir. Eğer ihtiyaç varsa. Bu tabii aynı illerde güçlü bir aktörün olması bir büyük şehirlerde önemli bir konu. Mesela benim olduğum ilde benden önce Faruk Bey vardı. Hakikaten de Faruk Bey çok kapasiteli bir siyasetçi. Yani pek çok Urfa gibi bir yeri çok rahatlıkla zor yerler bunlar. Çünkü düşünün yani sosyolojik olarak da siyaseten de öyledir. Her bir oradaki var olan sosyolojik grup kendisini birinci sınıf ve ayrıcalıklı görür. Dolayısıyla siz bunların hepsini bir arada böyle barış içerisinde sevk ve idare etmeniz o kadar kolay değil. Ama Faruk Bey çok büyük bir başarıyla bunu yapıyordu. Başka bakanlar geldikleri zaman da onu yapabilirler orada. Bu fakat yine de oradaki sosyolojinin, oradaki siyasi aktörlerin rızasını almak suretiyle yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir biçimde siz işte Beşir Bey'i Van'a gönderdiğinizde Van'daki insanların bu konuyla ilgili hani temel yaklaşımı neydi? Burada bir sorun var. Bu sorunun en iyi aktörü de falan kimsedir onu gönderelim demek. Düz mantıkla bakmak bence çok çözüm üreten bir konu değil. Tabii bu, az önce de söyledim. Tekrardan söylüyorum. Bu seçimin Cumhurbaşkanlığı seçiminin farklı olduğunu ama milletvekilliği seçiminin de farklı olacağını ve birinci derecede muhatap aktörlerle çok irtibatlı bir konu olacağını en azından ben böyle öngörüyorum. Yani gittiğimiz yerlerde, konuştuğumuz ortamlarda insanlar bunu çok önemsiyorlar. Yani bir muhatap bulmak ve onunla bir nevi hemhal olmak çok istiyorlar. Doğrudan dokunabilen insanlar istiyorlar. Evet.
ve doğrudan sorunlarını çözebilen aktörler istiyorlar. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın bahsettiği 17 büyük şehirde bakanlarımızı görevlendireceğiz sözü önemli. Yani o illerdeki var olan işleyişin, siyasi mekanizmanın ve aynı zamanda da hani oradaki genel olarak sorunları buraya transfer etmemenin çok önemli olduğunu. Son cümlem şu olsun. Bunu biraz da siyasi aktörler şöyle okumalarını öneririm. Diyelim ki Urfa'da yaklaşık olarak 16-14 milletvekili bulunuyor. AK Parti'nin 12 tane veya 10 tane milletvekili varsa başka yerde de yani büyük şehirlerde de. Şimdi bu kadar çok aktörün olduğu bir yerle özel ilgilenmesi gerekiyor birilerinin. Tabii ki bunu beklenen ve talep edilen Sayın Cumhurbaşkanı'nın bizzat ilgilenmesi. Ama takdir ederseniz ki gerçekten bu onun için pratik olarak çok mümkün değil. Dolayısıyla herhangi bir ilde ona sorun getirmeyecek ve oradaki işleri sevk idare edecek bir aktörün olması inanılmaz bir konfor sağlayacaktır. Yani idare anlamında bir imkan, bir konfor sağlayacaktır. Bunu tercih etmesini biraz da böyle okumak lazım. Yani sadece siz iller biraz böyle bunu alınganlık gösteriyorlar. Yani bizim burada diyorlar 2 milyon nüfusun içerisinde bir kişiyi bulamadınız mı dışarıdan ithal bir adam getiriyorsunuz diye çok dile getiriliyor. Ama biraz teşkilatlar oradaki insanların da konuya Tayyip Bey açısından ya da parti açısından bakmalarının daha doğru bir okuma olacağını düşünüyorum. Yani oradaki var olan pek çok aktörün dile getirebileceği ya da taşıyabileceği sorunları ya da cebelleşebileceği temel meseleleri oradaki tek bir aktörün çözmesi hem parti teşkilatı hem hükümet için hem de Sayın Cumhurbaşkanı için çok büyük bir konfor sağlayacaktır. Ben doğrusunu böyle görüyorum aslında. Şimdi Mazhar Bey, ben bu HDP etkisi sadece HDP değil, seçimlerin o kitleleri üzerine birkaç soru tekrardan yöneltmek istiyorum. Cidden yani izleyicilerin de oldukça merak ettiği konular olduğu için. Şimdi HDP olayına kadar evet ben Millet İttifakı'nı destekliyorum diyenler vardı. Ben de gerek dijital medyadaki feedbackleri önemsiyorum, gerek bir takım sözlük hesapları, gerek dışarıdaki insanlara baktığım zaman şunu görmeye başladım. İçlerinde yine aynı iki grup vardı. Evet, bu görüşler olacak. Sizin fikriniz için soruyorum. Bir tarafta evet artık HDP Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyorsa bu iş bitmiştir diyenler var. Matematiksel olarak bakıyorlar. Diğer tarafta hayır, yanılıyorsunuz. Aslında HDP'nin gelecek olan %10'luk oy dilimi, bu arada HDP'nin de şu anda %10 olup olmadığını da bilmiyoruz Mazhar Bey, biliyorsunuz. Kimi yerde %11 çıkıyor, kimi yerde de %8'lerde de çıkıyor. Baraj altı mı kalacak, geçecek mi bilmiyoruz ama %8'in %7'nin altına düşmeyeceğini tahmin edebiliyoruz. Yani en az bir 6 milyonluk oy diyelim ya da en fazla diyelim. Bu oyların hepsinin de Millet İttifakı'na gidip gitmeyeceği de şaibeli. Yani biz hep İyi Parti açısından, perspektifinden bakıyoruz ama acaba HDP'liler bu anlamda İyi Parti'nin ya da belirli işte ulusalcı, milliyetçi kesimlerle bir arada olmak isteyecek mi? Bu da apayrı bir sorunun konusu. Sizce bu süreçte HDP ilişkisi kimin lehine ya da kimin aleyhine olacak? Bunu sorayım öncelikle. Yani ben az önce de size arz ettim, tekrar altını çizerek söylüyorum. Bugüne kadar ki bütün seçimlerden farklı olarak HDP kitlesinin çok parçalı olduğunu gören birisiyim. Yani böyle okuyorum daha doğrusu diyeyim. Önceden nasıldı Yani Mansar Bey peki? önceden çok mobil ve çok bilinçli, çok politize olmuş, işaret ettiği kişi kim olursa olsun asla ve kata neredeyse fire vermeyen bir kitleydi. Yani çok ciddi olarak bu konuda böyle hareket ediyorlardı gerçekten. Bu seçimde bu kadar çok kolay değil. Aksine aslında daha fazla bir stabilizasyon sağladıklarını düşünüyor olabilirler. Daha fazla bir işte mağduriyet edebiyatı yapıyorlar. Daha fazla hükümetin güvenlik politikalarından rahatsızlıklarını dile getirerek, özellikle Süleyman Bey'in izlediği stratejilere, politikalara çok fazla işaret ederek bunu daha seçmeni bir yerde sabit tutmak için çok özel bir gayret göstermelerine rağmen, daha önce çünkü böyle bir gayretleri yoktu aslında, ama bu defa var. Mesela Ahmet Türk'ün yaptığı konuşmaya tekrar göndermede bulunmak isterim. O da yani haysiyetiniz, şerefiniz, onurunuz varsa başka kimseye oy verme hakkınız yok diyor. Ya bu belli ki buradan başka bir yere kayma ihtimali Hali görüyorlar. var, Buradan da evet.
Var. Bu böyle bir ihtimal var. Yani bu çok ciddi bir şey. O da tekraren söylüyorum iki sebepten dolayı. Bir, HDP PKK çevrelerinin gerçekten bölgedeki var olan sorunla ilgili ne kadar hassasiyet gösterdikleri konusunda ciddi bir kuşku oluştu. Tekraren örneklendirmek gerekirse aşırı sol grupların ya da LGBT'lerin şeyine olan ilgileri bölgedeki iki Kürt meselesine olan ilgilerinden daha fazla. Bu bir. Çok Yani özür bu dilerim. oradaki insan. Mazhar Bey, siz bu konuda gerçekten çok önemli bir noktaya geliyorsunuz. Ben de hep söylüyorum. Yani PKK'nın ideolojik yapısı, HDP'nin ideolojik yapısına baktığımız zaman tabanla aslında çok da uyuşmayan bir yapıdan Tabii. bahsediyoruz. Maocu, Tabii Leninist, tabii. Marksist dediğiniz gibi bu anlamda LGBT falan ya LGBT'yi yani bütün bunlar destekler. tabii. Evet, yani Tabii. halk İşte tabanı nasıl? şimdi daha önce insanlar şöyle düşünüyorlardı. Ya bu tamam bizim partimiz, biz buna yani bölgedeki insanları kastederek söylüyorum, gitsin bizi temsil etsin. Buradaki sorunu dile getirsin ve çözümüne katkıda bulunsun. Aslında masayı devirdiğinde bu yani örgütün, insanların bu örgütün gerçekten çözümle ilgili nitekim örgütten kopmalar da oldu. Yani belki onu takip eden medyasını Evet. ve diğer şeylerini takip eden büyük kişiler yakından bileceklerdir. Epeyce bir ekip oradan koptu. Kopmaların sebebi de gerçekten ne istediğini bir türlü deklare etmeyen bir örgüt var. Muğlak bir hedef ortaya koyup sürekli insanları peşinden koşturarak bölgeyi bir kan gölüne çeviren bir örgütten bahsediyoruz ve dolayısıyla insanlar fazla bu konuyu artık itibar... Bakın Nisan Urar mı? Sadece bir örnek. Daha önce örgüt istediği kadar eleman devşirebiliyordu. Yani bölgeden yılda 1000-1500 kişiyi daha kaldırabiliyordu. Ama son birkaç senedir bu 30 rakamını geçmiyor. 50'yi bulmuyor yani. Ya bu önemli bir konu. Çünkü sadece bunun güvenlik tedbirleriyle ilgili bir konu olduğunu düşünmeyelim lütfen. Elbette güvenliğin network'ün çökertilmesi önemli bir konu. Ama bölge insanı da buna karşı artık bir şey olarak mesafeli duruyor. Ve çocukları dağa kaldırmış olan anneler Diyarbakır'daki HDP Diyarbakır binasının anneleri, önünde evet. eylem yapıyorlar. Dolayısıyla bu bağın koparılması gerekiyor. Yani örgütle halk arasındaki bağın koparılma süreci daha sağlıklı bir şekilde sosyolojik ve politik projelerle yürütülmesi gerekiyor. Ve Türkiye buraya ağırlık vermeli. Yani. Böyle yaparsa bu meseleyi büyük oranda çözebilir. Evet. Dolayısıyla sizin bahsettiğiniz yani HDP'nin buraya katılması bir avantaj mı, dezavantaj mı? Bir yandan bu bahsettiğimiz yine blok olarak kullandıkları bazı bir oy kitlesi var. Diyelim ki bu oy kitlesinin hani %80'ini blok olarak kullanabiliyorlar ama geri kalan %20'si onların tekelinde değil. Hatta belki %30'la %70 gibi bir oran yapabiliriz. Dolayısıyla orada %30 oradan kopup Cumhur İttifakı'na giderse, bu arada öbür taraftan da bir kopma olursa, yani öbür taraftan Evet, da o öyle bir milliyetçi ihtimal. muhafazakar kesim, özellikle İYİ Parti ve diğer hatta Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde biraz daha ulusalcı ideoloji sahibi olan, siyasi tercih sahibi olan insanlar HDP ile aynı karede bulunmak istemem deyip oradan koparlarsa, bu defa gerçekten kar zarar birbirini götürecek bir boyuta gelebilir. Şimdi Bunu tabii CHP'nin biraz... Mazhar Bey, peki CHP örnek veriyorum dediniz de ulusalcı kesimden de öfkelenenler belki düşük bir ihtimal yani bilmiyoruz ama Erdoğan'a destek verecekler olabilir yani %0 Ben denmeyecek bir öyle orandır. şeyler, tekil örnekler biliyorum. Tabii bu ne kadar Evet. olur bilmiyorum. Şimdi Yani böyle tekil verme örnekler... ihtimalleri daha yüksek tabii değil mi hani Mazhar Bey? CHP'ye bu Millet İttifakı'na kızıp İnce'ye verebilme ihtimallerini daha yüksek öngörü açısından söylüyorum. Ama burada da şunu söylüyorlar yani Muharrem İnce'ye oyların kayması aslında her iki tarafı da kaybettirir. Kılıçdaroğlu da kaybeder. Zaten İnce de Cumhurbaşkanı olamayacağına göre bu durum yine direkt Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yani Cumhur İttifakı'na katkı sağlar diyenler var. Şimdi medya ve sosyal medyanın dışında benim belki hani sosyal çevremden kaynaklanan bir eksik okuma olabilir. Ama ben Muharrem Bey'in çok büyük bir hani bu anlamda birisine kaybettirebilecek ya da bir kitle oluşturacak bir siyasi Gücü olduğunu programının düşünüyorsunuz. varlığının olduğunu görmedim. Yani biz beraber uçakta Diyarbakır'a giderken beraberdik Muharrem Bey'le. Ya ben de Diyarbakır'da başka bir programa gitmiştim. O da Diyarbakır'daki il teşkilatına gitti. Ben oradaki
onu karşılamaya gelen ekibi de çok dikkatli bir şekilde gözlemledim. Diyarbakır'daki diğer siyasi aktörlerin olduğu çevrelerle de sohbetlerde bulundum. Yani açık söylemek gerekirse çok fazla medyatik olan kısmı çok öne çıkıyor. Ama toplumsal karşılığı bu kadar mı? Bundan emin değilim diyeyim. Evet, şimdi siz Hüdapar hadisesine de gelmiştiniz. Büyük Birlik Başkanı Sayın Destici de şimdi bir açıklamalarda bulunmuş. Biz Hüdapar'ın vaatlerini, programlarını doğru bulmuyoruz diye. Yani bizler de hani Büyük Birlik Partisi'nin Hüdapar'ı destekleme ihtimali olmayacağını tahmin ediyorduk. Diğer taraftan MHP'nin de bu anlamda tutumu belli. Dün Erdoğan açıklamada bulundu, hani Hüdapar'ın ilişkisine dair olumlu karşıladığını söyledi. Hüdapar'dan da, başkanından da, Zekeriya Bey'den de bir ifade gelmişti. Artık bizim hiçbir şekilde Hizbullah'la olan bir ilişkimiz kalmadı. Tabii Hizbullah meselesi de karıştırılıyor. Lübnan'la Kürt Tabii. Hizbullah arasındaki farkı da biz de burada İyi. belirtmek isteriz ama siz bu seçmen tabanından bahsederken yeniden refaha, yani milli görüşçüleri de kısaca bir sormak istiyorum. Burada da şunu söylüyorlar Mazhar Bey, yani biz burada birlikte öngörülerde bulunuyoruz. Tabii ki de kahin değiliz. Sizin akademik unvanınız, benim uzmanlaştığım alandan ötürü soru cevap üzerine gidiyoruz ama yeniden refah arasında tabanından da Cumhurbaşkanlık seçimlerinde Erdoğan'a oy verecek denilen kitlenin sayısının da çok çok az olmadığını söyleyenler de var. Şimdi birincisi ben 2001'de Diyarbakır'daydım bu Gaffar Okan şehit edildiği zaman. Bana göre ben bölgede bulunduğum süre Evet. içerisinde birazcık istihbarat örgütleriyle ve derin devletle bağlantılı olarak var olduğu konusunda ciddi kuşkuları dile getirilen Hizbullah gibi bir örgütün o kadar profesyonelce bir cinayet işleyebileceği kanaatinde değilim. Eğer birileri içeriden onlara bir destek vermediyse çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Her ne kadar bunun yargılama sürecinde ya da bu cinayetle ilgili ortaya konulan mahkeme kararı var mı bilmiyorum ama yani bunun Hizbullah tarafından işlendiği söylense de Hizbullah'ı temize çıkarmak adına demiyorum. Hizbullah her türlü vahşi cinayet işleyebilen bir örgüttü ve Hizbullah'ın oradaki işlediği cinayetlerin ne kadar insanları ürküttüğünü hepimiz biliyoruz ve gördük. Burada Gafar Okan'ı şehit eden bu örgütün devamı diye bir mantıksal zincir doğru bir okuma değil bence. Ben orada bulundum. Yani yaklaşık 10 yıl Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi'nde görev yaptım. Gafar Bey şehit olduğu zaman da onunla ilgili Evet. sempozyumlar düzenleyen ve onun vefat ettiği, şehit edildiği gün 200 civarında doğan çocuğa Ali Gaffar Okan isminin verildiğini bilen birisi olarak söylüyorum. Bu sadece örgüt ve bileşenlerinin ve bazı derin yapıların bunu Hizbullah üzerine yıkalım deme ihtimalleri bana göre daha yüksek. Bu bir. İki, Hizbullah'ın bir devamı olarak Hüdapar'ı görmek doğru bir okuma değil. Ama onun gölgesinin düştüğü yerde filizlendiğini söylemek de gerekiyor. Fakat bugün itibarıyla gerçekten bu tür bir yapılarının var olduğunu söylemek doğru bir okuma değil. Yani geçmişte bu örgütün gölgesinin düştüğü yerde filizlenen kişileri de bunlarla bağlantılı terörist gibi görmek en azından hukuken Nisan Nur Hanım doğru değil. Evet. Kaldı ki zaten açıklamaları da bu yönde var. Ve varsa da böyle bir yapı, yani eğer gerçekten böyle bir yapı Hizbullah gibi bir terör örgütüyle bağlantılı bir siyasi parti ise niçin bu ülkenin Cumhuriyet Başsavcıları ilgili Evet. adli mercileri gerçekten partiyi kapatma ile ilgili şey yürütmüyorlar? Çok ayıp ediyorlar. Yani bunu derhal yapmaları gerekiyor. Derhal yapılmasını ben de istiyorum. Benim burada gördüğüm, anladığım kadarıyla bunun tabii ki partilerin programları birbirinden farklı. Şimdi bu sistemde yani mevcut olan Cumhurbaşkanlığı sisteminde ittifakların olacağı zaten biliniyor. Ve Evet. bir nevi aslında bu ittifakların olması da zorunlu bir hale geliyor. Burada iki konu var. Birincisi, partiler bir araya geldikleri zaman bütün kendi özgün değerlerinden ve görüşlerinden vazgeçip
tek bir partinin olduğu gibi mi düşünüyorlar, yoksa herkes kendi farklılığını koruyarak birlikte devam edebiliyorlar mı? Şimdi ben Cumhur İttifakı'nı bu anlamda daha avantajlı görüyorum. Her ne kadar zaman zaman bazı teşkilatlanmalarda mesela AK Parti MHP ile ittifak kurabilir ama MHP'lileşmemeli. MHP AK Parti ile ittifak kurabilir ama AK Partilileşmemeli. AK Parti Hüdapar'la ittifak kurabilir ama Hüdaparlılaşmamalı ya da Hüdapar AK Partilileşmemeli. Bu yapılabilirse gerçekten bu bildiğimiz, düşündüğümüz siyasal ittifaklar anlamında çok önemli bir, gerçekten kurulabilir bir Evet. mekanizma. Diğer Peki. tarafta millet, çok Evet. özür diliyorum, Millet Tabii ki. İttifakı'nda bu konuda bir handikap var. Yani herkes CHP'lileşmek zorunda kaldı. Yani oradaki İyi Parti de CHP'lileşti. Deva Partisi de, bilmem iyi Saadet Partisi de, herkes de CHP'lileşmek zorunda kaldı. Kemal Bey çünkü kendisini dayattı bir nevi böyle bu adaylığını ve durum böyle biraz da oradaki mukayese ettiğimizde muğlaklık oradan çıkıyor. Yeniden Evet. Refah Partisi, ben Sayın Erbakan'ı tanıyorum. Yani son derece hakikaten nezaketli birisi. Nitekim konuşmasında da dile getirdiği gibi bir milletvekili pazarlığı söz konusu değil. Kendi amblemiyle ve kendi listeleriyle seçime girmek istediklerini ama Cumhurbaşkanlığında da Tayyip Bey'i desteklemek istediklerini, bu ittifaka böylece dahil olmak istediklerini söylediler. Toplumun büyük bir kesiminde dile getirilen bazı handika, bazı sorunlar var diyelim. Bazı talepler var. O taleplerin takipçisi biziz diyor, diye dile getiriyor. Onun bu zaten normal şartlarda olması gereken şuydu. Saadet Parti, affedersiniz, Refah Partisi, yeniden Refah Partisi'nden insanlar seçilecekti. Bir, iki artık neyse. Onlar zaten seçimden sonra ayrılıp kendi grubunda kendi politikalarını Evet. yine yüksek sesle dile getirmeye devam edecekler. Ancak bu birazcık diğer partilere gösterilen tutumlar gibi bir tutum, buraya gösterilmemiş hissiyatı uyandı bende, şahsi kanaatimi söylüyorum. Onun için Fatih Bey'in bu konuda, Fatih Erbakan'ın bu konuda biraz daha temkinli yaklaştığını, muhtemeldir ki tekrar yeniden konuşulabilir olduğunu düşünüyorum. Yani ama çünkü orada da gerçekten önemli bir kitle gerçekten de Tayyip Bey'e Cumhurbaşkanı'na oy vermek istediğini söylüyor zaten. Evet, kendileri de soruyor. Zaten bu anlamda da hani yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na dahil olmasa bile şu sonuç da ortaya çıkıyor. Hani bu insanların hani bu durumun Millet İttifakı'na aslında çok büyük bir katkısı olmayacak. Ya, Saadet Partisi'nin olduğu bir noktada yeniden Refah Partisi kitlesinin ben çok Millet İttifakı'na oy verebileceğini düşünmüyorum. Belki istisnalar olabilir ama Tabii. Hüdapar meselesinde de çok açık bir soru sormak istiyorum Mazhar Bey size. Olmasa da olur muydu? Yani en azından bu isimler bir araya gelmeseydi bu tartışmalar, çünkü insanlarda şöyle bir durum oluşmaya başladı. Diğer tarafta HDP'yi eleştiriyorsun. Evet, haklısın. Terörle bağını kopartmamış ama sen de Hüdaparlısın diye Ama karşılıklı argümanlar Hüdapar oluştu. en azından şöyle, yani ben Hüdapar'ın en azından bu bağını kopardığını, açıkça deklare Evet. ettiğini görüyorum. Yani Evet, şu bunu görmüş. anda Hizbullah diye terör örgütü adına eylem yapan, terör eylemleri yapan bir yapı var mı? Yani böyle bir şey var mı Hayır. karşımızda? Hayır, yok. Yani Evet. bu doğru bir okuma değil. Şimdi bence benim hani bu şu Bu arada olur mu bu Mazhar Bey, özür olmaz mı? dileyerek programımızın sonuna gelmişiz. Böyle kısaca toparlayabilirseniz ben de Bir programı cümle kapatayım. Tabii söylüyorum. ki. Bana göre AK Parti'nin bu tür ittifaklara ihtiyacı yoktu. Eğer milletle ittifak kurmuş olsaydı, yani değişik toplumsal katmanlarla, aktörler üzerinden bir ittifak kurmuş olsaydı, bazı siyasi partilerle kurumsal bir ittifaka ihtiyacı yoktu. Evet. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Hani çok Teşekkür ederim. kıymetli ifadelerde bulundunuz Mazhar Bey, Sağ olun. kırmayıp geldiğiniz için. Masum Bey'le de devam etmek isterdik fakat Masum Bey'in bir yayın sıkıntısı oluştu. Umarız Masum Bey'le de bir gün pürüzsüz bir şekilde yayın yapabiliriz. Evet değerli izleyenler, bir son durum programımızın daha sonuna geldik. Doktor Masum Türker ve Profesör Doktor Mazhar Bağlı ile birlikte gündemi değerlendirmiştik. Bu noktada da Hüdapar vaatlerinden de tabii bahsettik.
gerek Mansar Bey gerek Mansur Bey'in duruşları zaten aynı noktadaydı. Tabii diğer taraftan İyi Parti içerisinde diğer çatlaklıklar olacak mı? Yavuz Bey gibi sesini yükseltecek olan milletvekilleri ya da tabandan çıkacak bir serzeniş olacak mı? Bunların detaylarını bir sonraki günlerde konuşacağız. Mehmet Şimşek görüşmesinin detaylarını vermeye çalışacağız. Şu an birazcık daha çok kulis bilgileri olduğu için bizler de çok net sonuçlarda bulunamıyoruz. Seçimlere de artık 51 gün kaldı. Bütün detayları aktaracağız. Bugünlük programımızın sonuna geldik. Yarın yeni gelişmelerle birlikte olacağız. Şimdi bültenlere gidiyoruz efendim. İyi günler.